tamamdır. Surede biri Allah'ın nimetleri ve hesap günü inkar eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakar olmak üzere iki tip insan tasvir edilir. Bu surenin kelime anlamı yardım ve zekat demektir. Bu ayetler bir taraftan bu tür davranışlar sergileyenleri kırarken diğer taraftan da gerçek dindarları yetim ve yoksullar gibi himayeye muhtaç olanları yardım etmeye özendirmektedir. Hakkında bilgi veren sure aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğumuzda Maun suresi, kafirun suresi, tebbet suresi, kevser suresi ve Hucurat suresi. E tabi ki burada canlar, maun suresi. Asla geçmişte sorulmuş bir soru. İşte hayır yapmak isteyenleri engelleme canlar. Ve kişi gösterişini yaptı. Kendisi vermediği gibi. Artı yardım yapanları da engellemişti. Bakın mani, mani olmuştu. Artı bir diğeri canlar hemen devam ettik. Kur'an-ı Kerim'de özelliği açıklanan grup ile peygamber Aşağıdakilerden hangisidir demişler. Rabbin e, bize gökten bir sofra indir indirebilir mi? Evet diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: Eğer iman etmiş kimseler iseniz Allah'a saygılı olun. Allahım, ey Rabbimiz bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelene, gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısı bakın. Ne yapıldı canlar? Evet. E, Hazreti Musa'ya da söylemediler mi hocam demiş. Evet. Hazreti Musa'ya söylenmiş olabilirler. Ama Maide suresini canlar kastediyoruz bakın görüyor musunuz? Maide hangi peygamberden bahsetmekteydi? İsa Aleyhisselam canlar. Evet. İsa Aleyhisselam nerede geçmekte? A ve D seçeneğinde geçer. Ancak havariler istemişlerdi hatırlıyor musunuz? Evet A seçeneği gördük canlar aynı benzer bir durum sin Yarımadası'nda Yahudiler de Musa Aleyhisselam'dan istemişlerdi. Ancak orada bıldırcın kudret helvası istemişlerdi. O olayla karıştırmayalım canlar. Evet bir diğeri geçtiniz ve üçüncü sorumuzu alıyoruz ve diyoruz ki gelsin üçüncü sorumuz. Yine geldi bakın yine tecvid sorusu bunlar. Demiş ki canlar şöyle aldınız. öncülerde. Verilenlerden hangisi kalkalede dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi değildir diye bir soru sormuş. Kaptı, dal, cin ve ba harflerden biri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak bulunursa kuvvetli bir ses işitirebilecek şekilde bu harflerin mahreci sarsılarak okumaya kalkale denir. Tamam tanımını vermiş. Buna göre öncüllerde verilenlerden hangisi kalkalede dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir canlar? Evet Kalkalerin kendisinden önceki harfin harekesine uygun yapılması gerekir. Evet. Ötre ise ötreye uygun. üstünse ise üstüne uyguncalar. Fethaya uygun yapılması gerekir. Artı doğru. Kalkale harfine şedde verilmiş gibi yapmaktan sakınılması gerekir canlar. Evet. Kalkale canlar çok sert vurduğunuz zaman şeddeye dönüşebilir canlar. O açıdan normal bir düzeyde vurmanız lazım. Evet. Kalkaleyi çok zayıf yaparak kalkale harfine Hareket vermekten de uzak durulması lazım. Yani orta düzeyde vurmanız lazım canlar. Evet yanımdaki kişi duyacak şekilde bir sesle kalkalenin yapılması gerekir. Evet canlar kalkale harfi badan sonra mim gelmesi durumunda idgam yapılmasından kaçınılması canlar. Yani böyle bir kural yok canlar. Bu neyin kuralı? Badan sonra mim gelirse canlar idgamı evet neyin kuralı canlar? Siz söyleyin. Evet idgamı evet cevap alalım canlar. Mütecanisin. Harikasınız ya. Gerçekten sizi tebrik ediyorum böyle. Bir diyoruz ki hangileri doğru canlar ve E seçeneğinin doğru olduğunu gördük canlar. Güzel bir soru. Tam da sizin dişinize göre evet aldınız canlar. Hemen aldınız ve geldik canlar. Şimdi dördüncü sorumuz da canlar. Evet. Üçüncü öncü nasıl olur demiş. Evet. Üçüncü öncül canlar. Evet. Kalkalayı çok zayıf yaparak kala harfine harekat vermekten uzak durulması canlar. Evet. Çok zayıf yaparsanız olmaz. Evet. Canlar. Evet. Hangisi? Dikkat edilmesi gereken husus. Ha tamam. Tabii tabii. Tab ee, evet. Ee, bu beşi çıkartıyorsunuz. Tamam. Ben e, normal hangileridir diye anlamıştım. Evet. Beşi çıkartıyorsunuz. Cevap C seçeneği olacak. Ee, tam tersi. Olumlu olumsuz anladık. Burada... Üçüncü seçeneği sormuşlar bazı arkadaşlar. Diyorlar ki cevap e, böyle. Evet. Ha, Cem'i demiştiniz. Tamam. Tamam o zaman ben 3 e, üçüncü öncülü al, aldım. Anladım. Tamam sıkıntı yok. Evet. Olumluyu biz olumsuz anlamıştık burada. Evet. Geldiniz bir diğeri. Dördüncü sorumuza canlar. Hemen dedik ki buna göre aşağıdakilerden hangisi Lahm-ı Hafi'nin meydana gelme sebebidir? Aldınız canlar. Ve diyorsunuz ki Kur'an'ı anlama Kur'an'ı anlamı bozmayacak şekilde okumaya Lahm-ı Hafi. Yani gizli hata denir. Kelimenin yapısına Mahreç sıfat ve harekete ilişkin olmayan bakın gördünüz mü? Evet ee, harflerin geçici özellikleri yani arızi sıfatlar ile ilgili hatalardır. Küçük hatalardır canlar. Lahnı celi büyük hatalardı. Lahnı hafi küçük hatalardır canlar. Hangisi lahnı hafinin meydana gelme sebebidir? Bir harfi mahreç veya sıfatına dikkat etmeden başka bir harf gibi okursanız lahnı celi geçtik bunu. İhfa, ishar, idgam, iklat, veya kunneyi ya eksik yapıyorsunuz ya da terk ediyorsunuz canlar. İşte ne demiştik canlar? Bu lahnı hafidir canlar. Yani tecrit hatası varsa hemen canlar lahnı hafidiyorsunuz Her tek harfi keskin okuyorsunuz. Normal z gibi okuyorsunuz. Lahnı celi. Elif ile aynı harfinin mahrecini karıştırdığınız zaman lahnı celi. Canlar mahreç hataları unutmayın. Lahnı celidir. Metti tabi okumamak. Bakın metti tabi okumamakta bir metli celi hatasını canlar. Geçen derslerimize bunları görmüştük ve cevabımızın da B seçeneği olduğunu aldık. Artık dört soru Kur'an muhtevası ve tecrüt kısmı bitti. Şu anda size iki tane muhteve, iki tane de canlar tecrüt sorduk. Dört sorunu artık aldınız ve bir sonraki sorumuza geçmiş olacağız canlar. Geldiniz canlar. tefsir soruları beş tane. Beş tane böyle tefsir sorusu ekliyorsunuz. Dokuzda kadar Artık tesirle devam ediyoruz. Tesir'i görmüştük canlar. Evet. Yok hocam b lahni hafi. Evet Hatice hocam. Yani, e, itiraz eden mi var? Evet. Metdi tabi celi olur tabi. Metdi tabi celi hatalarından canlar unutmayın. Yani biz normalde ne demiştik geçen derslerimizde normal tecvid hataları lahni hafi. Ancak Metdi tabi hariç. Mehdi tabi unutmayın canlar. Evet. Anlaşıldı canlar. Bir diğeri. Kur'an-ı Kerim'in Hz Muhammed döneminde kitap haline getirilmeme ve çoğaltılmama gerekçelerinden biri değildir canlar. Çok güzel bir yorum sorusu. Hem bilgi sorusu hem yorum sorusu. Vahyin süreç olarak inmeye devam etmesi. Evet in, inmeye devam ediyor. 23 yıllık bir süreç içerisinde kitap haline getirilmemişti. Ayetlerden bazısının nesnedirme ihtimalinin olması. Oldu mu? Oldu. Hz Muhammed'in hayatta olması nedeniyle musafa gerek duyulmaması canlar. Evet bu olur mu canlar? Evet. Hz. Muhammed'in hayatta olması nedeniyle Musaf'a gerek duyulmaması. Bu da var. Bu yok mu canlar? Var. Yani peygamberimize direktmen soruyorlardı. Ve sürekli ayet inmekteydi canlar. Evet ondan dolayı böyle peygamber varken yani birinci kaynak öğretmen varken canlar kitap o kadar e, geri plandaydı. Artı Kur'an'ın ezberleme ve okunmasının yeterli olması canlar. Evet canlar Kur'an'ın ezberleme ve okunmasının yeterli olması yetiyor mu canlar? Bu yetmiyordu canlar. Evet demek ki Kur'an'ın ezberlenme ve okunması yeterli e, gibi gözükse de ama sonuçta Kur'an canlar yani bununla ilgisi yok. Yani kitabın e, ha, kitap haline getirilmesi ya da çoğaltılmama gerekçelerinden bir tanesi değildir canlar. Yine ezberliyoruz, e, ezberliyoruz, yine okuyoruz ama e, niye yani mesela e, kitap ve çoğaltılmayla hiç ilgisi yok yani bu seçenin. Kur'an ayetlerinin sıralı inmemesi de canlar ne yapmıştır? Çünkü gelen ayetler karışık gelmekte canlar. Önce alak gelmişti hatırlıyor musunuz? Hatırladınız. Ondan dolayı da canlar kitap inmiş olsaydı bu şekilde inmemesi gerekirdi. Ondan dolayı canlar evet canlar D seçeneği söylemekteyiz. Kur'an'ın ezberleme okumasının yeterli olması canlar. Zaten ne demiş Nafiye? Yeterli olsaydı zaten yazılmazdı demiş. Evet demek ki yazıya da ihtiyaç duymakta. Geldiniz canlar şöyle İlim dallarına bakın. Bu ilim dallarından yüzde yüz banko bir sınav sorusu var. Az önceki bu görmüş olduğunuz kısım aslında bizim Kur'an-ı Kerim'in tarihçesi vardı. Hatırlıyor musunuz? Toplam yedi tarih vardı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hazreti Muhammed dönemi, Hazreti Ebekir dönemi, Hazreti Osman dönemi, Emeviler döneminde hareke ve nokta, e, e, Abbasiler döneminde canlar, günümüz hareketi ve durak işaretler. işte canlar size Hazreti Muhammed dönemini sormuşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in tarihçesi birinci soru artı bir sonraki sorumuza geldiniz canlar. Buna göre tefsir ilminde başvurması gereken ilim dalı aşağıdakilerden hangisi? Ne demiş canlar? Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı gün içerisinde yaratan ve arşa istiva eden, geceyi ve kendisini durmadan takip eden, gündüze katan güneşi, ayı ve bütün yıldızlarda buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Ayetindeki arşa istiva etme lafzının bazı gruplar tarafın bazı gruplar zahir anlamda oturma manasına geldiğini izah etmişler. Bazı gruplar ise mecaza yorumlayıp Allah yaratılan her şeye kadirdir demişlerdi. Evet canlar bu e, alındı. E, buna göre tesir ilminde başvurması gereken ilim dalı hangisidir canlar? Ne demiştik canlar biz buna? Mecazul Kur'an. Evet Kur'an'ın mecaz anlamı. Ne demiştik size canlar konu anlatırken? Hakikat, e, hakikat ve mecazdan toplam şimdiye kadar 3 soru geldi. Hatırlar mısınız? Üste paragrafta tepkili vermişti. Altta istivayı. Tam tersini yaptı ÖSYM. Bu defa istivayı yukarı aldı bakın. Tepkili altı almıştı. Sonra da onları araştıran ilim dalını size sormuştu mecazı Kur'an diye. Emsal Kur'an neydi canlar? Kur'an misaller örnekler verir. Aksamul Kur'an, Kur'an yemin eder canlar. Garibul Kur'an, Kur'an'daki yabancı kelimelerin araştırması. İrabul Kur'an ise canlar, Kur'an'daki dil bilgisi, etimolojik canlar, nahiv, sarf gibi konuları ele alan İlim dalı Cevabın da aşık olduğunu gördük. Bunu fırlatmış, full fırlamış, fırladınız değil mi? Evet. Haklı attırmıştı Hacer Şimşek diyor. Evet bu soruyu herkes fırlamıştır. Geldiniz bir diğeri. Şöyle yine vücuh ve nezahirle ilgili bir soruya geldik canlar. Demiş ki Kur'an'da geçen aşağıdaki kelime hangisinde bu türden bir durum söz konusu değildir. Kur'an'da tek bir lafız halinde kullanılan Ancak bağlamına göre birden çok anlama gelen kelimeler lafzı müşterek olarak nitelenir. Örneğin Hüda kelimesini Kur'an-ı Kerim'de beyan, İslam dini, iman, davetçi, marifet, kitaplar ve resuller Kur'an, Tevrat gibi anlama gelmektedir. Gördünüz mü Hüda'nın anlamını canlar? Gördünüz. Evet. Bu Kur'an'da geçen aşağıdaki kelimeler hangisinde bu türden bir durum söz konusu değil. Tağut var mıydı? Vardı canlar. Tağut'un kelime anlamı şeytan vardı, putlar vardı, kutsallık vardı, pislik vardı, hepsi vardı. Salat için canlar toplam 17 anlamı vardı. Dua, namaz, peygamber, işte içerisinde cuma namazı, ikindi namazı, artı ruh, Cebrail demekti, insan ruhu demekti artık. Bir de rahmet, yağmur, bereket, artı Allah'ın isimlerinden canlar. Bir diğeri cennet ise canlar, her yerde cennetti canlar. Unutmayın canlar, sizin vücuh yapabilmeniz için Kur'an'daki diğer tüm kelimelerin aynısını yan yana koymanız lazım. En az iki kelime olması lazım. Kur'an'daki tüm cennetleri çıkartın canlar ve yan yana koyun hepsi cennet demek canlar İkinci bir anlamı yok ondan dolayı canlar evet Fatmanur Oruç evet ben bunu anlamadım diyor bakın Fatmanur Oruç olsun evet ee, hemen şöyle izah edeyim canlar mesela Kur'an-ı Kerim'de canlar Cennetün diye yazdığınız zaman canlar evet aldınız bakın şöyle cennetin siz ezberliyorsunuz canlar. Siz konu ezberliyorsunuz. Ondan kaybedersiniz bakın ben size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'deki canlar tüm cennet kavramlarını yan yana getirin. Kaç tane çıktı? 100 tane. Hepsi cennet demek ya. Yani cennet, yeşillik hep aynı anlamda kullanılmış. Ancak diyelim ki siz ruhları yan yana koyun. Ya bir ayette der ki Cebrail'dir o Başka bir ayette de canlar insan ruhu olarak geçmekte. Böyle farklı bir anlamı. Ondan dolayı bakın lafzı müşterek ne demek canlar? Yani yazılışları aynı anlamları farklı olabilmektedir. Eş seslidir. Daha ne desin Öseme ya? Evet çok soru görmemiz lazım hocam. Tabii ki Yasemin çok soru göreceksin. Evet hemen anlaşıldı mı burası? Şu anda anlaşıldı mı? Evet ezbere gitmeyin canlar. Evet anlaşıldı. Evet bir diğeri canlar hemen demişti. Rahmetin diğer anlamları nelerdi canlar? Evet, rahmet canlar. Bir tanesi canlar. Yağmur anlamı var. Bir tanesinde bereket anlamı var canlar. Artı canlar. Bir de Allah'ın canlar isimlerinden bir tanesi de canlar. Evet. Artı bir diğeri canlar. Rahim yine kökünden türemiştir. Rahmetin diğer anlamları. Ama yani birden çok anlamı var. Onu seçelim. Evet. Rahman, rahim e, ayrı. Şöyle e, rahmet genellikle yağmur bir diğer adı da, bereket bir diğer adı da. Evet e, rahmetin diğer adı anlamına bakalım hemen. Şöyle size Kur'an'da diyelim ki e, geçen e, rahmet şöyle yapalım. Evet aldınız. diyoruz ki Kur'an'da rahmet. Evet Kur'an'da rahmet diyelim. Rahmet kelime. Anlamı diyoruz tamamdır. Çünkü birden çok anlama geldiği için sizin bunu bilmeniz lazım canlar. Hemen aldınız. Bakın ne demiş canlar? Ee, rahmet demek şefkat göstermek. Tamam. Bize Kur'an'daki anlamları önemli canlar. Kur'an-ı Kerim'de bakın 114 yerde rahmet geçer canlar. Evet, rahmet tam 114 yerde geçer. 92 yerde zat-ı ilahiyeye nispet edilmiştir. Ayrıca 119 yerde e, fiil kalımında geçmiş. 57 yerde rahman falan filan. Şimdi bize <laughs> hemen e, Kur'an'da rahmet Tevrat'a, Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e ve insanlara nispet edilmiştir. Evet geldiniz canlar bakın e, manasına bakın. İman demek rahmet. Kur'an'da İbni Cevzi söylüyor. Kur'an'da. Allah'a izafe eden rahmet kavramının manaları şöyle. İman demek canlar. İman, İslam demek canlar. Evet. Artı nübüvvet demek, peygamber demek ya. Artı Kur'an demek canlar. Rahmet, marifet demek, cennet demek canlar. Gördünüz mü? Evet. Onun yanında bunlar manevi anlamda. Bir de yağmur anlamı var. Rızık anlamı var. Bakın böyle bir çok anlamı var canlar. Anlaşılır mı canlar? Yağmur Rızık, nübüvvet, İslam, iman, Kur'an, marifet, cennet gibi anlamlara gelmekte canlar. Evet, canlar. Evet, nezahir örneklerini ezberlesem iyi olur demiş Murat Özkan. E tabi yani onu da ezberle Murat, evet. Ee, Anlaşıldı canlar? Burası kim rahmeti sormuştu? Evet, canlar. Kim rahmeti sormuştu bize? Evet, evet, anla anladım demiş Merve Yüksel. Evet, tamamdır o zaman. Bundan sonra artık Rahmetin bol olsun Merve Yüksel. Evet. İman, İslam, nübüvvet, Merve, yağmur, bereket. Evet, geldiniz bir diğeri. Aldık ve devam ediyoruz canlar. Tefsir tarihinde Tabiin dönemiyle ilgili olarak öncülerde verilen bilgilerden hangileri doğrudur canlar? Dediniz ki hemen aldık. Tefsir ekolleri resmen oluşmuştur. Doğru mu canlar? Evet. Şöyle demiştik. Okulun tabelası Hemen bu T'yi uzatın canlar ya. Kocaman bir T yapın böyle. Bir tanesi canlar. Bir, iki, üç. Üç tane okul kurmuştuk hatırlıyor musunuz? Tabelasını hep beraber asmıştık böyle. Demiştik ki bu sizin atanacağınız okul demiştik. Evet anlaşıldı. Tekrar Mekke ekolü. Sonra Medine ekolü. Kufe ekolü diye söylemiştik. Bu dönemde okullar e, e, ekolleşti. Tesirde şifayı anlatım yine devam etmekte. Sahabe olduğu gibi sahabe dönemindeki İsrailiyat en fazla bu dönemde tefsire girdi. Farklı kültürler, farklı medeniyetler girmişti. Artı tefsir kelime açıklamaları yanında geniş fıkhi izahlara mı dersiniz? Ayetlerden istinbat çıkartma canlar. Ne demekti? Kapalı kelimelerden hüküm çıkartma demekti. İstidlal yoluyla yani iki durum arasında kıyas yapardık. İşte Kur'an'da şarap haramdır demişti. Sonra ne yaptı? rakı da çıktı. Rakıyla şarabı ne yaptık? Birbirine kıyas ettik. O halde bu da haramdır demiştik canlar. İşte böyle tarihi bilgilerde yer verildiği bir dönemdir. Doğru mu? Doğru. Ve beş tane seçenek de doğru canlar. Harikasınız canlar. Anlaşıldı mı burası? Evet anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tefsirin belirgen, belirginleşmesi tebey tabi miydi hocam? Canlar tefsirin belirginleşmesini şöyle söyleyeyim size ve o soru dbt sorusu da hatırladınız evet çok güzel tesirin belirgin, belirginleşmesi şu demek rivayetle dirayet türü tesirlerimiz var canlar rivayetler ilk önce yazılan tesirlerdi ve e, sahabe döneminde rivayetle başladı sonra tabi'in döneminde ne yaptı e, dirayetle devam etti çıktı ancak rivayetle dirayet canlar yani dirayet yeni başladığı için daha aralarındaki fark tam belirginleşmemiş canlar ne zaman belirginleşecek canlar biz demiştik ki ta 12, 13. yüzyılda belirginleşecek canlar. Kiminle? Zemahşeriyle. Kiminle? Fahrettin Razi ile. Kiminle canlar? Kadı Beyzavi ile belirginleşecek. Rivayette dirayet arasındaki fark böyle var ya. Dağlar kadar olacak canlar. Evet. Mantık anlaşıldı mı canlar? Evet. Ahmet Tanşu anlaşıldı galiba. Demiştik ki 9. yüzyılda bu katil bir Süleyman'ın yazmış olduğu Tesirül Kebir olsun süfyan Sevri'nin ve tesir o sevri olsun. Sonra dedik ki hemen bir Münebih'in yazdığı artı Ferra'nın yazdığı artı Yahya bin Selam'ın yazdığı tefsirler henüz daha böyle dirayetin başlangıçlarıydı canlar. Ancak bir 400 yıl sonra 12 ve 13. yüzyılda böyle rivayetler dirayet birbirleri arasında zirveye ulaşacaklar canlar ve fark belirginleşecek. Anlaşıldı mı canlar? Evet. Anlaşıldı mı canlar? Evet müteahhirun döneminde belirginleşmiş olacak canlar. Evet geldiniz bir diğeri. Cevabımızın e seçeneği olduğunu gördük. Bir diğeri canlar aldınız bakın. Şöyle harika soru size sorulmaz mı ya? Sizin gibi gençler böyle dururken yani bu ÖSYM bu soruları görmez mi canlar? Buna göre aşağıdakilerden hangisi özelliği anlatan bu tefsir türüne örnek verilemez. Neyi sormuş? Muhatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Bey. Öğrencilere tefsir kitaplarını tanıtmış bazı tesirlerin özelliklerinden bahsetmiş. Örneğin ayetlerin zahiri anlamlarından ziyade batıni anlamlarını yorumlamış. Örneğin Allah'ın rahmetinin eserlerine bakın. Mealindeki ayetin zahiri manası yeryüzünün yağmurla canlanması. Batıni manası ise zikirle kalbin hayat bulması der. Buna göre aşırıdakilerden hangisi özelliği anlatan bu tesir türüne örnek verilemez. Letaiful işaret var mıydı? Evet demiştik ki işari tesirde hu işaret ediyorsunuz canlar. Artı bahrul hakait canlar. Kimindi canlar? Kim denizciydi canlar? Siz söyleyin canlar ya. Necmettin daye. Evet Necmettin dayımız canlar bir denizciydi canlar. Evet bahriyeci artı canlar Tevatihul ilahiye. İlahiyat fetvasını gördünüz mü? Nereden alacaksınız? Nahçıvan'dan canlar. O Nahçıvan. Evet geldiniz bir diğeri. Diğeri ruhul beyan canlar. Kimindi canlar? İzmirli, bu sevinin canlar. Evet. Bu sevinin canlar. Ruhul beyanını da unutmayalım. Artı mefatül gayb ise canlar. Bir dirayet türü tesiridir. Ve dirayet türü tesir içerisinde hangisine girmekte canlar Fahrettin Razi'nin? Siz söyleyin. Bilimsel tesir. Bilimsel canlar. ilmi ya. Fahrettin Razi'nin bu tesiri ilmi yani bilimsel. Ancak bu dördü canlar hangisine girmekte? Diyoruz ki işari tesire girmekte. Anlaşıldı mı canlar? Evet. Evet canlar anlaşıldı canlar. Evet canlar. Ve böyle bir durum karşınıza çıktı. Ancak bu soruda e, sizin C seçeneğinde daha önce hangisi vardı? Hatırlıyor musunuz? Ruhul Ruhul Me'ani vardı. Hatırlıyor musunuz? Onu değiştirdim canlar. Evet. Alusi'nin canlar Ruhul Me'anisi vardı. O o da canlar e, kısmen e, Alusi'ninki de dirayet türü tesirdi. Ve dirayetlerin çoğu da ilmi bilimsel demek canlar unutmayın canlar onu değiştirdim. Evet kafanız karışmasın diye bir de evet ahkamul kuran vardı onu da değiştirdim. Daha da netleşsin diye canlar. Ahkamul kuran zaten fıkıhla ilgili. O da olabilirdi. Evet anlaşılı canlar. Çok çok harikasınız. Maşallah ya. Evet demek ki bu işi tam öğrendiniz. Evet. Gençtik canlar bir diğeri geldiniz bakın tabi'nin nesline. Tabi'nin nesliyle ilgili olarak, olarak şekli, artık hadis soruları Tefsiri 5'te 5 beş yaptınız inşallah. Tabi nesli ile ilgili olarak şeklinde verilenlerden hangisi doğrudur? Ve hadisten de 5 sorumuz var. Gaye 5'te 5 beş yapmak canlar. Sizin bu ilki alanınız fullamak canlar. Fulluyorsunuz canlar. Evet sizi full, fullayan, fullayan öğrenci olarak görmek istiyorum. Evet geldiniz bakın tabi nesline canlar. Bu unutmayın. tabiin derseniz Emeviler. Ertbağ tabi derseniz Abbasiyer dönemine denk gelmekte canlar. Unutulmasın. Evet. İbn şâfî ez-Zühri hadise ilk defa senet sistemini uyguladı. Evet, kitaplara yazıyordu, hatırlıyor musun? Divanlara ve ilk defa ne yaptı? Bu şifahi olarak geçen senet sistemini ilk defa yazıya aktardı. Bu var mı? Var. Hadisler divan denilen kitaplara yazılarak kayıt altına alınmıştır. Var. Artı dağınık olan şifahi ve yazılı hadis yazılı hadislerin sınıflamaya tabi tutulmadan toplanmıştır. Evet yine tedvin dönemini kastediyor. Artı hadisler ravi ve konularına göre sınıflandırılıp tasnif eserlerinin mükemmelleştiği dönemdir canlar. Biz bu dönem için ne demiştik? Etbav tabi'in dönemi hadisin canlar altın çağı demiştik. Kütüb-i Sitte'nin yazıldığı dönemdir canlar. Ve bu yanlış canlar. Evet bu yanlış canlar. O açıdan 1 2 3 e aldık canlar ve e seçeneğini alamadık canlar. Harikasınız maşallah ya. Böyle sizi görünce insan yani iştahlanıyor baya böyle. Evet geldiniz. Aldık 11'e geldiniz. Ve diyoruz ki şöyle güzel bir soru da aldık. Bunları kenara alalım ki sizin gözünüz dört görmesi lazım. Evet aldık. Demiş ki buna göre öncülerde verilmiş olanlardan hangileri Ravi'nin adalet vasfıyla ilgidir? Cerh ve tadil ilmin doğuşunu ve daha sonra ayrı bir ilim haline gelişinin başlığı sebepleri insan zaafları ve hadis uydurmacılığı hareketidir. Hadis ve fıkıh alimleri bir ravin rivayetini kabul edebilmek için onun ve zapt sahibi olmasını şart koşmuşlardır. Buna göre öncelerde verilmiş olanlardan hangi yeri Rab'inin adalet vasfıyla ilgilidir canlar? Adalet ne demiştik kişilikle ilgili, zapt ise kafayla ilgili, hafıza. Rab'inin Allah'ın emirlerine uyması canlar, evet. Bu neydi canlar? Kısacası mürüvvet, evet. Var mı? Var. Rab'inin yasaklardan kaçırması, vardı canlar küçük fıstık denilen günahlardan kaçırması... Artı onur kırıcı davranışlardan uzak durması vardı. İyi bir hafızaya sahip olması bu zapta ilgili cana. Hangi Rabbinin adalet vasfıyla ilgili 1, 2, 3 nerede? D seçeneğinde. Evet canlar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir sonraki sorumuza geçtik ve diyoruz ki şöyle size e, kitapları verecek canlar. Hadisten bir soru yüzde kitap tanıtımı var canlar. E, Alel Evbak mıdır? Alel Rical mıdır? O kitapları tanımamız lazım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sünen kitaplarında yer alan konulardan biri değildir demiş ama. Sünen Arapça sünnet kelimesinin çoğuludur ve sünnetler anlamına gelir. Sünen kitaplarında ahkam hadisleri denilen fıkıh içerikli hadisler yer alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sünen kitaplarında yer alan konulardan bir tanesi değil. Unutulmasın. İman konuları canlar sünen kitaplarında yer almaz. Evet çünkü sünen kitapları ibadetlerle ilgilidir. Yani fıkıhla ilgilidir canlar. Evet. Anlaşıldı mı canlar? Evet. Anlaşıldı mı canlar? Evet. Anlaşıldı. Harikasınız ya. Maşallah ya. Yani siz böyle dinlemeye gelmişsiniz. Bakın hemen hemen çok çok iyi. Bir diğeri geldik ve diyoruz ki aşağıdaki eserlerden hangisi alel rical yöntemiyle yazılmıştır. Hadis kitapları alel evvab ve alel rical olmak üzere iki yöntemle yazılmıştır. Hangisi alel rical yöntemiyle yazılmıştır canlar? Yedi taneydi hatırladınız mı? Diğeri de üç taneydi canlar. Ve diyorum ki size bir ipucu daha vereyim canlar. Alel rical gelmişken canlar diyorum ki etraf kitapları da bakın canlar. pardon e, etraf diyorum. Bu e, 40 hadis kitapları falan var ya. Onlar da alel rical yöntemiyle yazılmış. Şu anda o kasme ileride size yine genel tekrarda bahsedeceğim onları. Bir şöyle söyleyelim. Darimi'nin süneni canlar. Evet sünen kitapları her zaman alel evvap. Unutmayın. rezak bin Hemmam'ın musannefi canlar. Alel evvap değil miydi? ...Ebbab'tı... ...Mahmer bin Raşid'in camisi... ...Ebbab... ...Malik bin Enes'in muhattası... ...Ebbab... ...Ebu Davud et-Tayalisi'nin... ...müsnediyse canlar... Ale Rical yöntemiyle yazılmış... ...bir eserimizdir canlar... <laughs> ...evet... ...Betül Fransız'ın falan deme... ...sen artık bu işi yapman lazım... ...böyle yani bir an önce... E, ...önde gitmen lazım biraz daha... ...evet geldik... Aldınız canlar. Kütüb-i Tisa içerisinde kabul edilen müellif ve eseri aşağıdakilerden hangisidir canlar? 613 mevkuf yani sahabe sözü, 285'i maktu yani tabi'in sözü olmak üzere toplam, geri kalan da merfu olmak üzere 1720 hadis barındıran, 100 bin hadisten seçerek önce büyük bir kitap olarak yazmış, Sonra kitaptaki hadisleri tekrar tekrar defalarca ince eleyip sık dokuyarak sayısını düşürmüş. Abbasiler bu eserini resmi hadis kitabı e, yapmak istediler. Ancak izin vermemiş bu müellif kim canlar? Dedik ki Malik bin Enes ve eseri muvatta canlar. Muvatta üzerinde yol yürünen demek. Sünnet demek canlar muvattanın kelime anlamı. Evet. Anlaşıldı mı canlar? Evet. Anlaşıldı mı? Ya bir ses verin ya böyle. Sizin sesiniz de yok sanki hiç böyle denemeye Fransız kalmış gibi bir haliniz var ya. Böyle aldık canlar. Böyle geldiniz geldiniz canlar. Evet. Bakalım. Şu anda listede kimler var gelmiş. Evet. Kimler var kimler yok. Yani bakıyoruz canlar. Evet. Hepiniz böyle buradasınız. Tamamdır. Az çok oldu bitti. Evet. Muhatta üzerinde yol yürünen demek. Evet buradayız hepiniz. Cevabımızın da aşık olduğunu gördük. Hemen devam ediyoruz canlar. Bunu bildirdikten sonra bir sonraki sorumuz gelsin. 15. Evet. Demek ki canlar bakın bitti ya. Hadis de bitti. Yani 5'te 5 full. Artı şimdi sıra fıkıhta 7'de 7 yapmanız lazım. Evet. O ilmi hal kitaplarını canlar şimdi artık 7'de 7 performansını gösteriyorsun sınavda. Ve unutmayın sınava girdiğinizde canlar size bir ipucu vereyim. Ya namaz konusu ya da abdest konusu yüzde insanlar. Evet hemen aldınız. Hanifi mezhebinde sargı üzerine mes hakkında verilen bilgilerden hangiler doğrudur demiş. Abdest alırken sargı bulunan yara zarar görmeyecekse sargı çözülmeden üzerinin mes edilmesi yeterli. Eliniz çok kanadı üzerine hafiften mes edersiniz. Sargının abdestsiz veya cünüp iken sarılmış olması da mesle engel değil. Bu da doğru canlar. Evet Artı yara iyileşinceye kadar sargıdaki mes işlemi de devam eder. Artı sargı üzerine yapılan bu mes o organın hükmen yıkanması demektir. Hangiler doğrudur? Dördü de doğru canlar. Gördünüz mü? Evet. Hepsi doğru canlar. Evet. Ahmet Tanço. Evet. Hepsi doğru canlar. Hemen aldık. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Diyoruz ki e, nafile oruç, farz, vacip ve mekruh olan günlerin dışında oruç tutan bütün günler nafile oruçtur. Buna göre verilen oruçlardan hangi nafile oruçtur demiş canlar. Yani sünnet ya. Evet. <laughs> Şek günü oruç tutmak canlar neydi canlar? Mekruh değil mi? Evet. Şek günü oruç tutulmaz canlar. Artı evet. Sağ mı bir sal? Şek günü canlar. Şüpheli günlerde oruç tutamazsınız canlar. Mekruh. Evet. Ee, Şek günü canlar. Şek günü nedir canlar? Diyelim ki canlar Ramazan ayı odur girdi girecek. Siz ayı açıkça görmeniz lazım. Hilali açıkça görmeniz lazım. Ya da Ramazan ayındasınız canlar. Bayramın girip girmediğini öğrenmeniz için yine hilalin açıkça görünmesi lazım. Görünmezse canlar o şüpheli kalmış demektir. Evet şüpheli gün. Artı samu visal orucu tutmak canlar. Bu samu visal canlar iki gün üst üste iftar etmek sizin oruç tutmaktır canlar ya. Gördünüz mü canlar? Samu visal. Peygamberimiz ne demişti? Aman aman siz bu orucu tutmayın dedi ya. Benim Rabbim dedi beni yedirir, içirir dedi. Ama sizin öyle değil dedi canlar ya. Evet. Yasak bu bize canlar. Haram canlar. Evet. Geldiniz bir diğeri evet canlar. Evet. Aynı benim de yanlışlıkla bir laf hassamı misal oldu. Hastanede döndüm canlar. Evet. Elif Özkan kaçan. Evet. Geldiniz bir diğeri. Eyyamı bit canlar. Orucu tutmak bakın. Bu her ayın Hangi günleri tutacaktık canlar? Her ayın maaş günü canlar maaş. AŞ'ye'yi şu maaş dediniz. Evet hemen hangi günlerdi? 13, 14, 15. Evet her ayın 13'ü, 14'ü, 15'inde tutabiliriz. Peygamberimiz teşvik etmiş ya. Tutun diyor canlar. Evet ondan dolayı bu canlar şu anda nafiledir canlar. Aldık. Ramazan orucunun kazasını yerine getirmek istediler canlar. Neydi siz söyleyin canlar. Evet Ramazan orucunun kazasını yerine getirmek farzdı. Bizim daha önce şifrelerimiz vardı. Size daha şey fıkıhı görmedik. Ne demiştik? Canlar demiştik ki Ramazan orucunu artı Ramazan orucunun kazasını Allah'a arz et. Bakın gördünüz mü? Feyre yapacaktınız. Ramazan orucunu ve Ramazan orucunun kaz kazasını Allah'a arz et. Evet. <laughs> Anlaşıldı mı canlar? anlaşıldı. O açıdan bu da olmaz canlar. Evet bu nafileyi soruyor bize çünkü. Hemen aldınız sadece üç canlar. Evet gördünüz mü? Nafile orucu bize sormakta. Evet Davut vardı. Davut canlar bir gün ye bir gün tut canlar. Evet geldiniz o da sünnetli canlar. Yani nafile. Bir sonrakine geldiniz. 17 canlar. Hemen aldık. Sırada ne var canlar? Buna göre zekat Hangisi zekatın sahih olması şartlarından biri değildir demiş. Sözlükte artma, arıtma, övgü ve bereket manalarına gelen zekat terim olarak Kur'an'da belirten sınıflara sarf edilmek üzere dinen, zengin sayılan Müslümanların malından alınan belli payı ifade eder. Hangisi zekatın sahih olması şartlarından biri değildir demiş. Niyet etmek zekatta aranan şartlardandır. Doğru mu canlar? Evet. Niyet var mı? Var. Niyet ediyorsun canlar. Allah'ım niyet ettim. Ben bu zekatımı vermeye diyorsunuz. Aynı namaz gibi ya. Nasıl namazda niyet varsa zekatta da niyet var canlar. Zekat yükümlülüğü doğuran zenginlik nisap miktardır. Evet canlar ve kaç gramdı? 82 diyen, 83 diyen, 81 diyen, 85'e kadar yolu var. 87'ye kadar çıkartanlar var. O rakam canlar böyle net değil. Onu size söyleyeyim canlar. O kafanızı bozmasın. Evet geldiniz bir diğeri. Zekat konusu malın temel ihtiyaçlardan fazla olması gerekir. Evet. Binek hayvanları, çalıştıran hayvanlar, oturulan evler, ve ev eşyaları, meslek kitapları, kafese kitapları ve benzeri mallar zekata tabi değildir. Deh seçene, de seçene canlar, mükellef zekatını kendi usul ve furuna ödeyemez canlar. Doğru. Evet, kendi usul ve furu dedikçi dedik anne babası, çocuklar vesaire, torunları canlar. Artı geldiniz bir diğeri. <laughs> evet, havai cihaz diye evet. Ee, geldiniz bir diğeri <laughs> aldık. Aşağıdakilerden hangisi canlar hadisten sonra e, kelam başlıyor? E, kelam sonra mezhepler tarihi sonra fıkıh. Hacda rükünleri farz, vacip, sünnet olmak üzere çeşitli kısımları vardır evet. Haccın aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biri değildir canlar? Aldırı say yapmak vacip. Düzenif ve vakfesi vacip canlar. Şeytan taşlama vacip. Kurban kesmek vacip. Ancak ziyaret tavafı farzdır canlar. Bizim üç tane farzımız var. Hangileri canlar? Bir tanesi ihrama girmek. İkincisi canlar ziyaret tavafı. Üçüncüsü Arafat'ta canlar vakfe yapmak canlar. Üç tane farzımız vardı. Geri kalan canlar bizim diğerleri de sekiz tane der canlar vacibimiz vardı. Ee, o vacipleri de bilmemiz lazım. Şu an görmediğiniz için sizi fazla o kısımda oyalamıyorum canlar. Şu an bunları bilin yeter. Evet. Yani vacip olarak bunları bilmeniz yeterli. Toplam sekiz tane size vacip öğreteceğim canlar. Evet. Artı bir diğerine geldiniz. Hanifler tarafından. ...tahrimen mekruh olarak nitelenen fiillerle ilgili olarak... ...evet ifadelerden hangileri doğrudur demiş... ...aldık haramlığını inkar etmek küfrü gerektirir canlar... ...evet haramlığını inkar etmek küfrü gerektirir... ...artı haber-i vahid gibi zannı bir delille yasaklanmıştır... ...kati bir delille sabittir... ...yapılması uhrevi olarak cezalandırmayı gerektirir... ...ifadelerden hangileri doğrudur... ...hangisi için... ...tahrimen mekruhu sormuşum size canlar... ...2019 ihalede geldi canlar... ...evet ne dedik canlar biz buna... Şimdi onu öğrenmeniz için size bir şablonumuz vardı. Onu göstermem lazım. Evet ders notlarında bir şablon vardı. Çok çok harika. Cevap de. Evet. <laughs> Hemen aldım bakın. Sizi 112'ye götüreyim canlar. 112 gelsin. Evet. Çünkü acil bunların iki öğrenmeleri lazım. Yani çünkü yoksa o bilgi eksik kalır canlar. Evet aldınız aldınız aldınız. Evet gelelim artı. Şöyle canlar artı üst kısımdaydı şurada. Evet şu sağ alt köşedeki canlar evet şu sağ alt köşedeki e, kısmımızı aldık ve yukarıda büyüttük canlar sizler için ve aldık şöyle şu şablon var ya tablo bu sizi kurtarır canlar evet aldık bakın şuraya farzı yazıyorsunuz farzla vacip canlar hanifi mezhebine göre böyle ayrım yapmışlar İsterse bakın yani siz buraya haram deyin Buraya da tahrimen mekruh deyin bakın. Yani iki taneyi de kurtarıyor bizim için. Sıkıntı yok. Canlar bakın buraya şu an haram yazıyoruz. Öyle düşünün. Şu sağ tarafa da tahrimen mekruh diyorsunuz. Şu sağ taraftaki özellikler tahrimen mekruhun özellikleri ve vacibin özellikleri olacak. Şu sol taraftaki ise farzla haramın özellikleri olacak canat. Bunları tanıyacağız canat. Alalım ve ne oldu tahrimen mekruh için? Tahrimen mekruh canlar subuti olarak zannidir. Bakın delil olarak zannidir canlar. Evet canlar. Tamam. İnkarı küfür gerektirmez. Evet. Tahrimen mekruh için konuşuyorum. Ahiret cezası da azdır. Artı bu da bağlayıcı bağlayıcıdır diyorsunuz. İşte e, şayet haramı sormuş olsaydı soruda bakın subuti katidir. İnkarı küfürdür. Cezası kesin ve ağırdır ve bağlayıcıdır. İkisinin ortak özellikleri haram olsun, tahrimen mekruh olsun, farz olsun, vacip olsun ikisi de bağlayıcıdır. Aldık canlar ve şöyle güzel bir soru sormuşlardı işte. Cevabımızın da 2 ve 4 tahrim ve sormuştu bize bakın. Haberi vahid gibi zanni bir delille yasaklanmıştır canlar. Evet doğru mu? Doğru. Bakın zanni bir delille yasaklanmıştır. Gördünüz mü? Zanni bir delil. Kati değil. Evet. Artı yapılması uhrevi olarak cezalandırmayı gerektirir. Gerektirir canlar. Evet. Evet. Ve cezasından ne demiştik canlar? Azdır. Dünyada cezası yoktur canlar tahrimen mekruh işlediğiniz zaman dünyada cezası yoktur. Ahirette kısmen az bir cezası vardır canlar. Evet anlaşıldı mı canlar? Evet anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Bir sonrakine geldiniz. Ve İslam hukukunda vaz hükümlerde evet aldık. Demiş ki öncülerde verilenlerin tanımları sırasıyla hangisidir demiş. Varlığı hükmün varlığına, yokluğu hükmün yokluğuna alamet kırılması olup <laughs> bu durum ile hükmün konulması arasında açık bir uygunluk olmasıdır. Gördünüz mü? Evet. Bu durum ile hükmün konulması arasında açık bir uygunluk varsa canlar. Yani o hüküm varsa canlar, evet varlığı bakın o varsa hüküm de var. O yoksa hüküm de yok ve birbirleriyle eş değer. Biz buna ne demiştik canlar? İllet. Evet nerede var? Şu anda A ve C seçeneğinde var. Tamam diğerlerini zaten indirmeye gerek yok şu anda A ve C. Varlığı kendi varlığına bağlı olan ve yapısından bir parça olmayan, olmayan derse şart. Olur derse rükün. Ee, örneğin namaz için abdest şart ancak yapısından bir parça değildir. Yine üçüncüsü varlığı hükmün varlığına, yokluğu hükmün yokluğuna alamet kılınması olup bu durum ile hükmün konulması arasında aklen kavranabilecek bir uygunluk yoksa ona da ne demiştik? Sebep. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz. Evet. Anlaşıldı mı burası? Evet. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı evet Murat Özkan dedi doğru yapmışım bu soru çok kaliteli bir soru bunu bilmeniz lazım artı bir sonrası e, buna göre kocanın boşama yetkisini karısına devretmesine ne ad verilir ne demiş İslam hukukunda kocanın boşama yetkisini karısına veya bir başka kişiye devretmesi olup fakirler talakla bu boşama yetkisinin caiz olduğuna ittifak edecek Hazreti Peygamber'den eşlerine arzu ederlerse kendilerini serbest bırakacağını söylemesini isteyen bu ayet bu husustaki deliller arasında yer alır evet. Buna göre kocanın boşama yetkisini karısına devretmesine ne ad verilir? Canlar biz buna ne diyoruz canlar? Teffizi talak. Evet teffizi talak diyorsunuz. <laughs> Bu diğerlerini size o konular gelince e, anlatacağım canlar. Gabın ticaret hukukuyla ilgili canlar. Artı muhale anlaşmalı boşamak demektir canlar. İla ise canlar. Evet ila bir kişinin canlar 4 ay ve üzeri eşine yaklaşmayacağına dair e, yemin etmesi canlar evet onlara da yaklaşmayacağına dair artı bir diğeri e, canlar tefrik diyorsunuz canlar evet tefrik ne canlar evet tefrik evet tefrizi e, evet mahkeme kararı kadı ne yapardı kadını boşardı evet kadını ayırmasına tefrik dedik canlar mühaleye kadının mehrini verip parayla boşaması yani kadın ve erkek kendi aralarında anlaşıyorlar yani hallediyorlar bakın gördünüz mü? Halletmek evet ee, ne yaptı? Şu işte sana e, evi, ve, evi ve arabayı verirsem boşanalım demiştir. Kendi aralarında anlaşmalı boşamalarına bu mühale ediyoruz canlar. Evet geldiniz bir diğeri. Gabın ise bir ticaret hukuku terimi. Onu orada size anlatacağım. Aldınız canlar. Şöyle kelama geçtik canlar. Kelamdan toplam 6 soru gelmekte. 6'da 6 yaparsanız bu iş tamam canlar. Kelam çok basit bir derstir canlar. Ve arkasından dört de mezhepler tarihi gelecek. On tane. Kelam ve mezhepler tarihi bütündür canlar. Aldık. Kelam tarihinde müteakaddimun ve müteahhirun olmak üzere iki ana dönem vardır. Evet. Müteahhirun dönemi hangi olayla başlamakta? Tercüme faaliyetleri, hakem olayı, gazanin mantık ve felsefe ilmini kelama dahil etmesiyle ne yaptı? Başladı canlar. Evet. Geldiniz bir diğeri. Diğerlerini yani hiç okumama gerek yok. Bir diğeri arkadaşlar aldınız. Diyorum ki şöyle Bakın bir yorum sorusu. Çünkü size e, yorum da gelecek. Buna göre açlıkta yazan büyük günah işleyen müminin durumu ile ilgili grubun görüşü yanlış vermiştir. Demiş ki İslam'da ilk itikadi görüş hareketlerinin ortaya çıkmasında gündemi belirleyen ve hararetli tartışmalara sebep olan en önemli konulardan birisi mülteki bir kebire meselesi olmuştur. Bu mesele Müslümanlar arasında meydana gelen ve öldürme olay olaylarına kadar varan ciddi itiraflar sonucu tartışmaya başlamış. Bu itiraflar ise Hazreti Osman'ın hilafetinin ikinci yarısından itibaren hızla ilerlemiş ve çok kısa bir zamanda Müslümanlar arasında var olan birlik ve beraberliği sükun ve huzuru tehlikeye düşürecek bir duruma gelmiştir. Daha sonra da Cemel ve Sıfın ile devam etti. Hangisi demiş ki büyük günah işleyen müminin ile ilgili grubun görüşü yanlış vermiştir. Evet aldınız. Ehli sünnet ne demiş? Büyük günah işlese de kişi mümin olarak kalır. Doğru. Mutezile büyük günah işleyen ne mümindir ne kafirdir. Tam ortada fasıktır demiş. Doğru. Harici büyük günah işleyen mümindir. Tam tersi cana. Büyük günah işleyen dinden çıkmıştır. Artık iman eden bir kişi değildir cana. Kafirdir demişti. Mürciye kişi mümindir ancak büyük günah işleyen durumu ahirete ertelmiştir. Şia büyük günah işleyen tevbe etmeden ölürse ebedi cehennemde kalır. Artı canlar cevabın cesk olduğunu gördük. Bir sonrasına geldiniz. Kelamda olağanüstü olaylarla ilgili olarak Demiş ki öncülerde verilenler aşağıdakilerin hangisi doğru hak verilmiştir? Aldınız canlar. Dedik ki <laughs> evet canlar kafir ve günahkarların arzu ve isteğine uygun meydana gelen, olan üstü durumlara ne diyoruz canlar? İstidraç. Evet. İstidraç hangi seçeneklerde var? Onu bir görelim canlar. A ve B'de varmış. Çok güzel. O zaman yüzde elli bir şansımız kaldı. Artık sallayabilirsiniz canlar. Evet. Kafir ve günahkarların, günahkarın Arzu ve isteğine aykırı meydana gelen olay Müseylem Müseylem Müseyleme'nin tek gözü kör olan adama dua etmesi ve diğer gözünün de kör olması. Ne demiştik canlar biz buna? İhanet. Evet. Allah'ın veli olmayan kulunu darda kaldığında kurtarması ne demiştik canlar? Maunet. Evet. Cevabımızın da ben şıkkı olduğunu gördük. Demek ki sorular kolaylaştı canlar. Evet. Çok kolaylaştı bu sorular. Aşağıdakilerden hangisi mutezile mezhebinin benimsediği temel ilkelerden bir tanesi değildir demiş canlar 5 temel ilkesi vardı adalet var tevhid var geçen sene size adaleti sormuştu hsme el menzile beynel menzile teyin. harika vaat vel vaid de var ancak neat canlar şia da var mutezile değil de şia da var canlar evet geldiniz bir diğeri kelamda ortaya çıkan bu temel görüş aşağıdakilerden hangisidir demiş canlar ne demiş mutezilen çoğunluğu bu fiili yapmanın Allah'a vacip olduğu tezini savunurken ehl sünnet bunu reddetmiştir. Allah'ın kullar hakkında en uygun, en faydalı, en iyi olanı yaratmasıdır canlar. Bu temel görüş hangisiyle ifade edilir? Salah ve aslah meselesi dedir canlar. Tevhid ve tevellit canlar neydi? neydi? Bir işi doğrudan bitirme ya da dolaylı olarak bitirme. Örneğin canlar nasıldı? bir kişi arabasıyla bir adam öldürdü ya da bir silahla bir adam öldürdü. Dolaylı olarak kendisini değil de doğrudan silahın öldürdüğünü iddia etmesi gibi canlar. işte bir taş attınız adamın kafasına değdi diyorsun ben öldürmedim ona taş değdi taş öldürdü diyorsunuz. İşte kişi sorumlu mudur değil midir onunla ilgili. Tevfik ve hızlan Allah'ın yardım etmesine tevfik Allah'ın yardımını kuldan kesmesine hızlan diyor canlar. Teklifi mala yutak kişiye Allah'ın ne yapması gücünün üzerinde güç yüklemesi yüklemesici. Değil mi canlar? Teklif imalayı canlar. Evet, geçmişte bu da geldi canlar size. Tadil ve tecvir canlar. Allah insanlara adalet yapar, adaletli davranır ve bazen de demişler ki Allah insana zulm eder mi? Zulüm varsa tecbir Evet, adaletle zulüm unutulmasın canlar. Bunu bu yıl bekliyoruz. Tadil ve tecvir beklemekteyiz canlar. Bir sonrasına geldik kelam tarihinde. Bakın demiş ki bu soru hiç sorulmadı. Bekliyoruz artık an ve an meselesi. Abbas halifesi Mehmun döneminde Kur'an mahluktur görüşüyle başlayan evet Allah'ın sıfatları konusunu gündeme getiren Mutezile'nin bu fikri desteklediği Ahmet bin Hanbel ve Buhari gibi alimlerin bu olaydan etkilendiği olay hangisi canlar? Mihne olayı. Anlaşıldı mı canlar? Ve Zenadıka Abbasler döneminde bir kurumdu. İşte öz özellikle Allah'ın sıfatlarına aykırı görüşler iddia edenlere biz zındık demiştik. Onun çoğulu da zenadıka. Evet nefsi zekiye olayı Abbasler döneminde ortaya çıkmıştı. Şianın canlar bir isyanıydı. Hatırlar mısınız? İmam Azam Ebu Hanife, İmam Malik bu dolaylı olarak buna destek vermişlerdi. Ve bu şekilde karşımıza çıktı. Zenç isyanı. Yine canlar tarlada çalıştıran zencilerin bir isyanıydı Abbasler döneminde. Karmati olayı yine Mısır'da İsmailik içerisinde aşırı gurat dediğimiz fırkanın başlatmış olduğu Tahir el Cennabi'nin 970'te Mekke'ye saldırarak 10.000 bin hacıyı katletmesi ve Hacer Esed'i alıp da 20 yıllığına Bahreyn'e götürmesi bir olaydır canlar. Karma canlar. Karamita diğer ismi canlar. Unutulmasın canlar. Evet memnun döneminde canlar ortaya çıkmıştı. Bu yıl dedik ki ÖSYM sizi memnun yapacak canlar. Evet, Me'mun dönemi memnun olarak geçirecek canlar. Hemen geçtik bir sonraki cevabın aşık olduğunu gördük. Mezhepler tarihine geçti canlar. Evet. Dört soru mezhepler tarihi gelsin canlar. Evet. Demun mihne olayı dediniz. Mezhepler tarihinde canlar verilmiş olan eserlerden hangileri dürzilere aittir? Dört soru. Dörtte dört yaptınız mı bu iş var ya tamamdır canlar. Hidayetül Kübra. Resailül Hikme. kitabul Mecmu. Maide, Hikmetü Şerife. Hangileri canlar? Dürzilere aittir canlar. Evet ne demiştik canlar? 2 ve 5. Nerede geçti? Resailül Hikme artı Hikmetü Şerife. Ne demiştik canlar? Evde derz yapanlar kimdi? Hani böyle fayansların arasını derzleyen derz derz. Ve kimdi? Hikmetle Şerife canlar. Bir ev almışlar. Bir görseniz canlar harika. Onu ne yapıyorlar canlar? Onu derz ediyorlar canlar. Derzini çekiyorlar. Evet anlaşıldı canlar. Evet hocam bu soru sıkıntılı değil mi demiş. Evet yani niye sıkıntılı olsun ki? Yani bu e, soru işte Dürzilerin iki kitabı. Resailül Hikme, Hikmetü Şerife. Evet anlaşıldı mı canlar? Evet diğer kitaplara bakın canlar. Kitabul Mecmu kime aitti? Evet Kitabul Mecmu kimin kitabı? İki tane mecmumuz vardı. Evet. Kitap normal mecmu kitabı kime aitti? Normal mecmu. Normal mecmu kitabı kime aitti? Evet. Mecmu vardı Zeydiler ve Kitabul Mecmu da Nusayriler. Evet. De video ders kitabında farklı şey. Ya o video ders notunda yanlış yazılmış. Onu ben düzeltmelerde size söyledim. Düzeltmelerde düzeltme e, e, ona bir bakın. Evet. Video ders notunda canlar e, onu düzeltin. Evet. Video ders notunda yanlış yazmış. Orada doğru söylüyorsunuz. Ondan dolayı buna bakın. Hikmet ve şerifet canlar unutulmasın. Bakın bir ev aldılar. Evlerine ders çekiyorlar. Ders. Evet. Artı peki e, bu kitabı bakın bir normal mecmu var. Bir de kitabul mecmu. Mecmu derse Yezidiler. E, Zeydiler pardon. Kitabın mecmu derse Nusariler. Peki canlar size sorayım. Hidayetül Kübra kime aitti? Evet. Hidayetül Kübra. Hidayetül Kübra kime ait? Evet. Hidayetül Kübra Maide kitaplarını alalım. Evet bu ikisi kaldı. Bu ikisi kime ait canlar? Evet. Maide kitabı. Şiilerden hangisine ait maide? Evet. Maide. Şiilerden hangisine ait canlar? Maide kitabı. Evet. Hidayetül Kübra. Ya, demek siz bakmamışsınız bunlara. Öyle anlaşılıyor. Evet. Demek ki siz buraya hiç bakmamışsınız. Şu anda o konuya gelmediniz diye hemen onu askıya almışsınız. Şu anda askıya alındığını Gördük canlar hemen o zaman mezhepler tarihi gelsin. Ve diyoruz ki canlar şöyle aldınız. Şia'yı açalım canlar. Kimi açıyoruz şu anda? Babilik. Evet aldınız canlar şöyle ee, gelsin canlar. Evet şöyle. Evet mesela Hidayetül Kübra ve Maide bakın gördünüz mü? Evet üç tane kitabı kime aitmiş canlar? Hidayetül Kübra. Maide ve Kitabul Mecmu. Kimin eserler canlar bu? Siz söyleyin. Evet üç tane hasibi eser yazmış ya. Seç, beğen, al. Nusayri. Evet. Nusayrilerin eser canlar. Kita evet. Hidayetül Kübra, Maide, Kitabul Mecmu canlar. Üç tane bakın bu önemli. Hidayetül Kübra, Maide ve Kitabul Mecmu. Bu üçü canlar kime aitmiş canlar? Unutulmasın. Evet. 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 Bu üçü Nusayri'ye ait canlar. O zaman şöyle yapalım canlar. Bakın Kübra hidayete eren Kübra su içti maide. Evet ma su. Evet su içti. Sonra başladı canlar. Evet cem etmeye. Evet sonra bakın Kübra suyunu içti. Cem etmeye başladı. Evet anlaşıldı mı canlar? Nusayrilik. Evet maide bakın. Kübra evet Maide buna gök sofrası da diyebilirsin canlar evet. Gök sofrası canlar evet diyebilirsin Bakın şöyle Nusayrilere ait Nusayrilikte de e, sonuçta cem var canlar. Cem yapılır bakın ve e, Kübra yemeğini yedi. Gökten indirilen canlar yemeğini yedi. Maide gök sofrası. Sonra başladı cem etmeye. Evet Kübra gökten indirilen sofrasını ye, e, sofra yemeğini yedi. Ve başladı cem etmeye. Evet anlaşıldı mı canlar? Evet anlaşıldı mı burası? Evet anlaşıldı mı canlar? Kübra nasıl hidayete erdi? Gökten indiren yemeği yedi. Sonra cem etmeye başladı bitti. Evet bu şekilde başladı canlar. Artı ve canlar geldiniz bir diğeri. Evet şu e, şeye dikkat edin. Dürzilik. Evet, dürzilikte var ya o kitaplar yanlış yazılmıştı onu düzelttik bakın. O kitaplarda var ya Resayül Hikme o kalın kitapta var sıkıntı yok da burada işi var. Resailül Hikme ile Hikmetü Şerife dikkat edin burada. Evet bu ikisi canlar dürziliğin Hikmet ve Şerife ders yaptılar. Hikmet bakın Hikmet ve Şerife evin fayanslarını e, ders dürzi kelimesini e, alıyorsunuz ders diyorsunuz dereze. Evet yaptılar. <laughs> alın kitapta doğru bu e, eserler e, buradakiler ile yazılmış bilginiz olsun onu düzeltin evet buradakileri dürziliğe alıyorsunuz nusaylilikteki nusayliliğin üç tane kitabını orada yazdınız mı tamam anlaşıldı mı burası evet video ders notu var youtube'da video ders notu var orada söylemiştik evet o şekilde size attık Evet, aldınız bir diğeri, canlar. Bu eserleri bu yıl bekliyoruz öyle söyleyeyim size. Şimdiye kadar hiç gelmedi. Artı özellikleri verilen Şia fırkası aşağıdakilerden hangisidir? Demişti canlar, Melik cemiyeti adı verilen tören ile kişi mezhebe kabul edilir. Oy Melik, Melik, Melik. Bakın gördünüz mü? Evet. Artı yeni hayat davet merasimi ile sırları öğretilir. Beş yetim inancını benimseme vardır. Beş yetim. Evet. Din amcası. DHBT'de çıkmış bir soru. Ergenlik çağına gelen erkekler sırları öğrenmek üzere din amcası verilen bir kimsenin yanına gönderilir. Evet. Hangisidir? Nusayrilik. Evet. Nusayrilik unutulmasın canlar. Evet. Nusayrilikte var din amcası. Artı. <laughs> <laughs> İstan ve içerisinde kurucusu Mirza Ali Muhammed olan kendini önce kapı sonra mehdi en sonunda peygamber ilan eden 19. yüzyıl İran'da ortaya çıkan sonra Edirne'de de devam eden so, dünya sonsuz namaz Allah'ı anmaktır demiş. Günümüzde İsrail'in Hayfa kentinde devam eden ortaya çıkan bu ekol aşağıdakilerden hangisi? Canlar ne dedik canlar biz buna? Evet cevabını alalım sizden. Evet Bahailik canlar. Evet Bahailik Unutulmasın canlar. Bir sonrasına geldik ve diyoruz ki canlar e, İslam mezhepleri içerisinde görüşü verilmeyen mezhep hangisi bakın. Bu da tek tek e, elememizi istemekte. Halavat ibadet yerleri. Halavat kime ait canlar? Evet. Halavat canlar kime ait? Canlar alalım alalım alalım. Halavat canlar. Evet. Kimin halası var? Evet. Halası olanlar kimmiş canlar? Hala hala. Evet canlar. Kimin halası var? Dürzilerin canlar. Evet. <laughs> evet. Dürziler de unutmayalım canlar. Evet. Dürzi de önemli. Çünkü hikmetle şerife canlar derz ders yaparken onların halası da geldi. Bakın gördünüz mü? Evet. Halası da geldi canlar. Evet. Canlar bu da tamam. Bir diğeri Meşrikul Envar. Dokuz cepheli olan kurulan. Ve dünyanın yedi kıtasında bulunan yapılara ne ad verilir canlar? Kimindir bu eserler? Evet. Bulunan yapıları vardır. Bahaylerin. Bu da gitti canlar. Çok güzel. Dini hiyerarşi mürit ve ruhani olmak üzere ikiye ayrılır. Kimin canlar bu? Yezidilerin canlar. Artı yedi devir. Tanrı'nın her devirde bir insan şeklinde hulul ettiği canlar. Ne diyoruz biz buna da? Nusayri diyorsunuz. Aldınız. Ve geriye kadıyanlık kalmış canlar. Evet, kadıyanlığın olmadığını gördük canlar. Anlaşıldı mı canlar? Evet. Anlaşıldı mı? Hemen anlaşıldı. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz canlar. Diyoruz ki bitti. Hesaplar da bitti. Sıra İslam tarihinde. 7'de 7 yedi istiyor canlar İslam tarihi. İslam öncesi Arap toplumu da Kur'an'da yukarıda anlatan olay Kur'an'da hangi surede geçmekte? Aldınız Himyer'i kralı Zünibas Yahudiliğe geçmek geçmeyen Hristiyanları Uhtut ismiyle bilinen ateş çukurlarına yaktırmıştır. Yukarıda anlatan olay Kur'an'da hangi surede geçmekte? Biz ne demiştik canlar? Buruç suresine geçmekte. Evet aldınız bir sonraki 4 ve 8. ayetlerde hatta 9'a kadar bunu götürüyoruz canlar. Bir diğeri İstanbul ortaya çıkışından sonra çeşitli ülkeleri fetheden Arap ordularının bu memleketlerin asıl sakinleriyle karışmasından sonra ortaya çıkan İran, Cezayir, Fas, Tunus Araplarına ne ad verilir? Ve El-Arab'ı müstahceme. Evet. Canlar. El-Arab'ı müstahceme değil mi canlar? Murat Özkan niye müstaribe? Evet. Demek ki ezbere gidiyorsun Murat. Evet. Hemen geldiniz canlar. Bir diğeri canlar. Devam ediyoruz. Yani diyoruz ki canlar bu da tamam. El-Arab'ı müstahribe. iki farklı soyun canlar. Ee, Arapla e, işte İbrani ve Arap soylarının karışmasıydı. Sonradan Araplaşanlar demekti. Ee, El-Arab'ı bağıyla canlar ee, sor, soyu kuryanlar demekti. Ee, Mevali canlar azat edilmiş kişilerdi canlar. Azat edilmiş kölelerdi. El Arabı baki soyu devam edenlerdi canlar. Cevabın da C seçeneği olduğunu gördük canlar. Evet. Hazreti İsmail'i DHBT'de de sordular. Son yapılan Nisan ayındaki DMT'de de size bunu sordular. Bir sonrakini aldınız canlar. Hemen diyoruz ki alın size bir aşere mübeşşere soru siz canlar işte. Geldi soru. Peygamber Efendimiz tarafından aşere mübeşşere cennete girecekleri dünyadayken müjdelenen on sahabi demektir evet. Aşağıdaki sahabelerden hangisi henüz hayatta hayatlarında iken cennette müjdelen sahabilerden değildir demiş. Evet aldınız bakın. 4 halife var mıydı? Vardı. Ve canlar Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf vardı. Doktor ve yaralımız da vardı. Said de var. Ve Ubeyde bin Cerrah da vardı canlar. Artı Halhayla Zübeyir de vardı. Ancak Abdullah bin Mesud'un olmadığını gördük canlar. Evet, anlaşıldı mı canlar? Evet. Murat bunu yanlış mı yaptın? Evet. Tüh ya demişsin de. Yani böyle ya nasıl yanlış yapılır ya? İnan ki bu aşere mübeşşereyi kaçırırsanız var ya, inan ki çok üzülürsünüz ha. Yani dersiniz ki bunu ben nasıl kaçırdım ya? Evet. Doktor ve yaralı unutulmasın canlar. Evet canlar. Çok kolay bir sorudur ama o 10 kişiyi dediğimiz gibi şifrelerini unutmayın canlar. Evet canlar. İşte bunu artık deneme önemli değil. Sonuçta gerçeğinde kaçırmayın canlar. Evet geldiniz bir diğeri. Ya Merve sen de mi kaçırdın bunu? Hocam ne basit sorular kaçıyor. Ya bunlar kaçırmışlar ya. Allah Allah. kaçırmadın mı? Ya kaçırdıysanız dedim. Yani böyle bedava sorulardan tökezlerseniz siz var ya gerçekte çok kötü olursunuz. Evet. Yani bunları affetmeyin canlar. Bunların kodlamasını iyi oturtun. Evet. Geldiniz bir diğeri. Müslümanlarla aralarında bulunan Medine anayasasına aykırı davranıp anlaşmayı bozan ilk Yahudi kabilesi hangisiydi canlar? Hangisi Medine'den ilk önce çıkartıldı? Bedir'den sonra Kaynuka oğulları canlar. Çıkartılır sebebi neydi? Bir Müslüman kadının kıyafetini çekerek ona tacizde bulmuşlardı. Artık geldiniz bir diğeri diyoruz ki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisi? Demiş ki canlar dört halife döneminde gerçekleşen bu olayların kronolojik sıralaması hangisi? Bakalım neler varmış? Kur'an-ı Kerim'in musaf haline getirmesi. Hazreti Ebu Bekir tamam. İlk Kadı Atamalar'ın yapılması. Hazreti Ömer Canlar evet. İlk Deniz Savaşı'nın yapılması. Hazreti Osman. Tahkim olayının gündeme gelmesi. Hazreti Ali. Hariciler-Nehrevan Savaşı'nın yapılması. Hazreti Ali. O zaman bakalım Hazreti Ebu Bekir nerede var? Bir numara. Ya ne kadar da basitmiş ya. Şıklar basit. Bazen ÖSYM bunu yapıyor canlar. Bazen biz de yapalım ya. Yapın diye yani yaptık size bunu. Yani bir taneyi bilmeniz. Bakın ne yaptı? seçenekte zorlanmadınız. Bazen ÖSYM bunu çok yapar. Soruyu zor sorar ama seçeneği çok kolay sorar. Dersiniz ki acaba bir yanlışlık mı oldu? Böyle güzel oldu. Evet geldiniz. Ama size şunu söyleyeyim bakın. Önce tahkim mi yoksa Nehravan mı? Önce sıfın yapıldığı için canlar sıfırdan hemen sonra önce tahkim yapıldı. Sonra Nehravan yapıldı. Anlaşıldı mı canlar? Bunu bilmeniz canlar yeterli. Evet hemen geldiniz canlar bir sonrakine gelelim. Ve diyoruz ki canlar aldık ve bu soruyu size ÖSYM iki defa sordu. Biz de dedik de bir de biz soralım üç defa olsun ya Emeviler döneminde ortadan kaldıran halife aşağıdakilerden hangisi? Evet demiş ki Muhtar Es-Sekafi isyanını bastıran, Abdullah bin Zübeyr isyanını bastıran, Musab bin Zübeyir isyanını ortadan kaldıran bu halife kimdir? Canlar üç tane isyanı kaldırmış ya. Abdülmelik bin Mervan canlar unutulmasın. Arapçayı ilk defa ne yapmıştı? resmi dil ilan etmişti canlar. Evet bir sonrasına geçiyoruz hemen aldık canlar. Abbasiyer döneminde Abbasiyer'in en parlak dönemini yaşatan, bin bir gece masalarını yazdırtan, Bizans'ın vergiye bağlandığı, Dermekler ailesini vezirliğe getirildi. Kadın Kudat Kurumu'nun kuruldu. KPSS'yi kaldıran bu halife kimdir canlar? Hemen ne dedik canlar biz buna? Harun Reşit. Anlaşıldı mı canlar? Evet Harun Reşit'i unutmayın canlar. Ben dedik ki Abbas Yerincalar en güçlü halifesi Dicalar. Artı tespit sanatına geldik. Dört tane kültür ve medeniyete sıra geldi. Yedi tane İslam tarihi, dört tane de kültür ve medeniyet canlar ve gelsin kültür ve medeniyet canlar. Tesip sanatında demiş ki el yazması kitaplarda metnin başladığı tesipli sayfalardır bakın. Gördünüz mü burayı? Gördünüz. Şöyle yuvarlığa almışız ya. El yazması eserler olabilir. Kur'an-ı Kerim'in ilk girişi olabilir. Bakın gördünüz mü burayı? Evet. Zahriye'den sonra en yoğun bezemeler bu sayfada yapılır. Yazılı sahanın sınır, sınırlı tutulduğu bu sayfalara ne diyoruz canlar? Evet yazının üst kısmına yazılan süsleme sanatına ne ad verilir? Çıkmış bir 2018 sınav sorusu canlar. Evet serlevha. Peki burası baş makam olamaz mı canlar? Evet serlevha ile canlar. Evet e, hayır demiş. Baş makam olamaz mı? <laughs> hayır demiş. Niye olamaz? Başmakam e, nerede geçiyordu? Başmakam. Hangi sanatta? başmakam? makam hilyede olur. Evet. Hilyede en üstte baş olur. Ancak tesipte en üstte canlar ne olur? Canlar serlevha. Serlevha, serlevha ile baş makamı ayırt edebiliyorsanız siz bu işi öğrenmiş demeksiniz canlar. Evet. Lütfen serlevha unutulmasın canlar. Evet, evet canlar. Görsel bölüm başını gösteriyor canlar. Hayır bu bölüm başı değil canlar. Unutulmasın bakın. Bu bir taç gibi yapılır. Canlar bunu bir el yazması kitaptır bakın unutmayın. Böyle şimdi Kur'an-ı Kerim'de olsun bakın. Kur'an-ı Kerim'de diyelim ki e, siz nasıl dış kapağı açtığınız zaman böyle sağlı sollu bir süsleme görüyorsunuz canlar. Ona bir zahriye diyoruz canlar. Ve zahriye en yoğun süsleme sanatının yapıldığı yerdir. Genellikle biz Zahriye kısmına Fatiha ile Ali İmran Suresinin 5, e, Bakara Suresinin 5 ayetini yazıyor canlar. Bakın Fatiha önce, arkasından da canlar e, dedik ki Bakara Suresinin ilk 5 ayeti zahriye yazarız. En yoğun süsleme sanatıp Zahriye. Yani bu sayfanın sağ tarafı, Kur'an-ı Kerim diye düşünecek olursan. Sonra ne yapılmış canlar? Hemen aldınız bakın, sonra Bakara Suresinin canlar, e, diyelim ki e, ilk 5 ayetinden sonra, böyle bir süsleme yapılmış genellikle Kur'an-ı kelimeleri değil de el yazması kitaplara yapılır bu bakın böyle girişe bir taç yapıyorsunuz İşte bu el yazması kitaplarda bir serlevhadır canlar ya başlevha ve siz canlar yazınız güzel görünsün diye emek verdiğinizi ve kitabınızın bir numara olduğunu göstermeniz için ne yapılmış böyle serlevha canlar ancak diyelim ki canlar sureler arasında olsaydı böyle geçişler ona biz fasıla diyecektik canlar ya da ona ne diyecektik canlar bölüm başı bölüm başı evet diyecektik canlar bir de hatime tesibi var bu da nas suresinden sonra hatim duasının yapıldığı kısma denir evet <laughs> evet baş makam hilyede olur aynen öyle onu ileride size tanıtacağım canlar cevap aşıkkıydı burada bir diğer canlar aldınız bakın ne demiş İslam sanatında sünnet düğününü şenlik sünnet düğünü e, şenliklerinin anlatıldığı minyatür eserlerine ad verilir sürname evet sürnameyi unutmayın canlar seferatname savaşları anlatır canlar sonra künde kari canlar tutkal ve çivi kullanılmadan geçmeli canlar ahşaptan yapılmış e, süslerdir canlar artı Nakkaş canlar, bu nakkaş kimedir canlar? nakkaş genellikle kim hangi sanatta uğraşanlar minyatür sanatçısına nakkaş diyoruz canlar Bir de kaşi. Evet. Kaşi hangi sanatın adı? Çini. Evet. Kaşi. Çini demek canlar. Unutulmasın. Bir diğerine geçtiniz. Diyoruz ki aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminde yaptığı camiler ve bu sıraya uygun olarak verilmiştir demiş. Hangisini aldık canlar? Diyoruz ki evet. Şehzade çıraklık. Evet. Kalfalık Süleymaniye, ustalık Selimiye canlar. Evet, bu önceden bilinmesi lazım. Bir sonrasına geldiniz diyoruz ki Hazreti Muhammed ile bu parçada söz edilen çift kuşak sahibi bayan aşı, bayan sahabe aşağıdakilerden hangisi? Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebekir hicret esnasında yol hazırlığı için bir torbaya azık koyup bir torbaya da su dolduran ancak Kaplan'ın ağızlarını bağlamak için ip bulamayınca elindeki kuşağı çıkarıp ikiye böldü. Bir bir parçasıyla azık torbasını, diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladı. Bundan son derece memnun olan Hazreti Peygamber'in Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin diye iltifat etmesi üzerine Zatün Nitakay'in lakabını almıştır. Bu sözü edilen bayan sahibi kimdir canlar? Hemen aldık ve diyoruz ki Esma Binti Vekir. Unutulmasın canlar. Amre'yi de unutmayalım canlar. Hadiste gördünüz canlar. Amre 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 canlar. Hadis tedbin komisyonunda yer almıştı. Artı bir diğeri geçtiniz. Ve diyoruz ki canlar İslam felsefesine geçtik canlar. Dört tane kültür ve medeniyet de bitti. Sıra İslam felsefesine. üst soru şahabettin sühre verdi. Ee, burada tabi e, şahabettin sühre verdi tarafından kurulan. Evet. Yapısı ve öğretileri ile eklektik olan yani e, farklı dinlerden kültürlerden etkilenen hakikat doğrudan sezgi ve iç aydınlanmayla elde edilir. Söyleyen felsefesine Hikmetül işrak adını veren bu kişi kimdir canlar? İşrakilik. Evet. İşrakilik canlar. Evet. Hikmetül işraktan da bakın çıkartabilirdiniz. Bir sonrasına geçtik ve diyoruz ki İbn-i Bace tabiat ilimleri ve matematiksel bilimlerle uğraşan kişilerine ad vermiştir. Evet. İbn-i Bace Murabıtlar döneminde vezirlik ve doktorluk yaptı. Felsefenin temel konusu insan ve insan mutluluğu demiş. Daha sonra ise insanları akıl derecelerine ayırdı. İşte tabiat bilimleri ve matematikle uğraşanlara ne ad vermiş canlar? Diyoruz ki Nuzarun. Evet. Nuzarcılar canlar. Evet nuzarcılar. Artı peki felsefeyle uğraşanlara ne ad verdi? Mutlu insanlardır demişlerdi. Onlar da süeda. Süeda canlar. İşte asıl mutlu olanlar süeda olanlardır canlar. Evet geldiniz bir diğeri. Devam ediyoruz canlar. Aldık ve diyoruz ki İslam filozofları içerisinde İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisi demiş? ...Fastul Makal eserinde din ile felsefe, felsefeye ulaşılan mümkün varlığın meydana gelmesini yoktan yaratmayla açıklan Aristo'nun şarihi olarak nitelenen İbn-i olduğunu gördük canlar. Bir sonrasına geldiniz ve diyoruz ki Ev, evren Tanrı ile özdeştir. Din felsefesine geldi. İslam felsefesi bitti. Evrende açığa çıkan bileşik töz, güçler ve yasalar dışında Tanrı olmadığını savunma bakın. Evren ve Tanrı özdeştir diyen canlar hiç okumayın. Panteizm. Evet. Tanrı'nın doğanın dışında olması mümkün değildir. En önemli temsilsiz Spinoza'dır cana. Evet, bir sonrasına geldiniz ve diyoruz ki işte şöyle aldık. Bartley din ile ahlak ilişkisini beş kısma ayırır. Hazreti Muhammed'in İslam güzel ahlaktır hadisiyle yan yana getirdiğimizde hangi aşamaya denk gelmekte? Özdeşlik olmaz mı? Olur. Yani İslam eşittir ahlaktır. Ahlak eşittir İslam'dır cana. O onun aynısı biliyor musunuz? Ahlak eşittir İslam. İslam eşittir ahlak. Özdeş olur. A eşittir B. B eşittir evet. Canlar, hemen geldiniz bir diğeri ve devam ediyoruz canlar. Diyoruz ki şöyle aldınız. Din felsefesine din, din dili teorisiyle tanınan düşünür aşağıdakilerden hangisi demiş. Düşünür meşhur alet kutusu benzetmesini bu eserinde daha net olarak görürüz. Ee, sözcüklerin işlevlerini bir alet kutusundaki aletlere benzeterek şöyle der. Bir alet kutusundaki aletleri düşün. Çekiç, kerpeten, testere, tornavida, celtler, tutkal tutkal, çiviler, e, vidalar. Bu nesnelerin işlevleri ne denli çeşitliyse sözcüklerin işlevleri de o, o denli çeşitlidir. Dildeki tüm durumlar örnekler ve benzeri dilin aletlerinden saymak gerekir. Bu yolla kar karışıklıklardan kurtulabiliriz. Kısacası bir kelimenin anlamı bulunduğu bağlama göre değişir. Tıpkı tesirdeki siyak ve sibak gibi. İşte din felsefesinden din dili teorisiyle tanınan düşünür. Kimdir canlar Wittgenstein. Evet, Wittgenstein'in size iki defa sorulduğu ÖSYM tarafından bir üçüncüsüne biz sorduk canlar. Artı bir diğer canlar, geçen sene size hangisini sordular 2021'de canlar? Evet, hatırlıyor musun canlar? Şunlardan hangisini sordular canlar? Evet, bunlardan hangilerini sormuşlardı 2021'de canlar? Evet, cevap alalım canlar. Din dilinden yanlışlama ilkesi. Evet, Fener'in yanlışlama ilkesini sordular. İşte tekrar bu yıl Wittgenstein'i tekrar sorarlar canlar. Ayar da önemli vesaire. Bir diğerine geldiniz. Şimdi sosyolojiden devam ediyoruz canlar. Diyoruz ki çağdaş sosyologlar arasında eseri dini sosyal gerçekliği Abi bu önemli bir eser. İnsanın merkezi alan antropolojik ve fenomenolojik bir yöntemi geliştiren bir, e, din daha önce de vardı ve şekil değiştirerek din modern dönemde bireyselleşti diyen önceleri dünyanın dinden arınma süreci, sürecinde olduğu düşüncesindeyken daha sonra dünyanın sekülerleşmeden arınma sürecine girdiğini belirtti. Bu düşünür kimdir canlar? Ve diyoruz ki Peter Berger. Evet Peter Berger'i lütfen unutmayalım canlar. Evet aldınız. Şöyle bu soru da 2000, yine 20 yılında size soruldu. Soru bu soru da çok önemli. Ee, buna göre Talcott Parsons ve Robert Perla tarafından geliştiren teori hangisi? Talcott Parsons ve öylesi Robert Koleji bakın. Robert Koleji özeldi hatırlıyor musunuz? Yani sivil. Evet resmi değil. Tarafından yapılan ve bu çalışmada son dönemlerde sosyoloji ve din sosyolojisinin temel konular arasında giren sivil din ve politik din teorileri, ele teorileri ele alınır. Gerek sivil din, gerekse politik din kavramları genellikle din toplumu ve din devlet arasındaki ilişkilerin niteliği bağlamında e, başvurulan bir kavramdır demiş. Hangisidir canlar? Sivil din. 2020'de size bunu sorardı Artı yeni dini hareketlerden Yahudilik, evet, evet, Yahudilik, Hristiyanlık karışımı olan isimleri İsa Mesih'in ahir zaman azizleridir diyen kurucusu e, Simit, evet, Joseph Simit. Bakın nasıl bir Simitti? Hormonlu. Siz hormona mormon deyin canlar. Evet. Çok eşlilik yaygın bunlarda. Sigara, alkol yasak. Çay, kola, kahve de yasak. Ve cevabın değişik olduğunu gördük. Ve bir sonrakine geldik canlar. Din, psikoloji, din psikolojik özellikler dini psikolojik özellikler ile açıklayan. Bakın bu düşünürler sırasıyla kimlerdir demiş canlar. Evet. Dedik ki aldık ee, demiştik ki canlar tanrı noktası teorisini el alan biz buna ne dedik canlar? Singer, singer, per singer. Evet singer derken canlar dikiş makinesi var ya belli bir noktaya iğneyi vuruyorsunuz. Tık, tık. Böyle iğne yapmayı biliyorsunuz değil mi? Bari onu yapın ya. Evet canlar böyle dikiş makinesini canlar biliyorsunuz. Evet canlar ondan dolayı bakın iğneyi ne yaptınız? Singer'la belli bir noktaya vurdunuz. Bakın ben o önemli canlar hedefi tutturmak çok çok önemli. Evet. Geldi o zaman ya bedir ya cedir ya dedir canlar. Evet. Spekt. beyin haritalama teorisini ele alamakın. Spekt. Evet. Biz buna ne demiştik canlar? Newberg. Evet. Bakın Berg zaten dağ demek canlar ya. Değ, dağ bir harita, coğrafi haritasından canlar. Evet. Berg canlar bir dağdır. Unutmayın İngilizcede. Ben Newberg yeni dağ. Evet. Bir harita gösterir dağları. Artı tanrı geni Teorisini ele alan canlar. Tanrı'nın geni bizim hamurumuzda var. Evet hamur. Evet hamur. Canlar anlaşılır mı canlar? Evet canlar hemen aldınız. Ve diyoruz ki Bursa. Evet cevap Bursa canlar. Unutulmasın. Evet burada ama iki şık var değil mi? Evet iki şık varmış ya. Evet ya harikasınız ya. Demek ki böyle artık iyi görmeniz için ne yapılmış size böyle bir. Evet canlar hemen aldık canlar. Bir diğeri diyoruz ki 53 evet dini tecrübenin hangi boyutuna vurgu yapılmıştır demiş. KPSS'ye hazırlanan Gülçin Hanım komşuları kendisi hakkında o iyi bir Müslümandır. Allah kendisine yardım eder ve kazanır demişler. Evet dini tecrübe hangi boyutuna vurgu yapılmış etki. Yani bir kişinin bizim davranışlarımızı dıştan gözlemleyip ona göre yorum yapmasına etki demişiz e, din psikolojisi düşünürlerinden bu görüşü veren Aşık Takrı'dan hangisi demiş? İnanç gelişim modeli oluşturan bakın. İnanç gelişim modeli canlar James Fowler'e ait canlar. He, Fowler çiçek demek bakın. Ne yaptınız canlar? Şöyle bir çiçek açtınız canlar. Siz de çiçeği aşama aşama götürdünüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aşamada ne yaptı? Sizin bu Fowler çiçeğiniz gelişti canlar. Evet canlar. Hemen cevap aşık olduğunu gördük. Ve bir diğer canlar geldiniz. Ne demiş? E, inanç i̇nanç dedim. Evet. Bunları şu an kafanızı karıştırmıyorum. İleride hepsini tek tek size anlatacağım. Hepsi de çok çok basit. Bir sonrasına geldiniz canlar. Hemen alalım dedik ve din eğitimi. Evet din eğitimi ve dinler tarihi kaldı. Az kaldı canlar. Hemen alalım 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 canlar. Evet bir beş dakika bir ara verelim canlar o zaman. Beş dakika bir ara. 5. Evet bir beş. Yukarıda özelliklerine göre tanzimattan önce medreselerde uygulanan geleneksel din eğitimi modeli yaklaşımı hangisi demiş. 1839 Tanzimat Fermanı'ndan sonra siyasi ve sosyal alanda getirilen yenilikler marif alanında da etkili olmuş. Özellikle örgün eğitim alanında birçok yeni okullar kurulmuş. Modern okullarda uygulanacak programın medreselerde farklı olması ve programlarda seküler konulara yer verilmesi, toplumun bir kesiminin açılan yeni okulları geleneksel öğretme muhalefet, batı hayramlı, din karşıtlığı veya frenkleşme olarak görmesine yol açtı. Yeni açılan okulların programında din dersine yer verilmemesi, ve bu okulların açılışını engelle, engelleyebilir, geciktirebilir ve dolayısıyla bu okulların amacını gerçekleştirememesi sonucunda doğurabilirdi. Bütün bu tartışmalar programlar da din dersine yer verilmesiyle birlikte bir nebze de olsa sona ermiş oldu. Yukarıda özelliklerine göre tanzimattan önce medreselerde uygulanan geleneksel din eğitim modeli yaklaşımı hangisiydi canlar? Ve dedik ki dini öğrenme canlar. Evet ne yapıldı? Tanzimattan önce tamamen medreseler din eğitimine yönelikti. Medreselerin kapatılıp ilahat fakültesi ve İmam hatip okullarının açıldı. düzenleme hangisidir canlar? Diyoruz ki tevhidi tedrisat kanunu bir sonrakine geldiniz ve diyoruz ki Cumhuriyet döneminde ilahat fakültelerinin tarihi gelişimiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 1924'te ilahat fakültesi açıldı. Doğru. 33'te ilahat fakültesi tekrar kapatıldı. 49'da ilahat fakültesi ikinci kez Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak açıldı. Evet. Artı 59'da yüksek İslam Enstitüsü açıldı. Bakın en yüksek rakamdı. Evet yüksek. Evet artı. 82'de İslami ilimler açıldı Erzurum'da. Biz bu demiştik ki 71. 71'de açılmıştır. Bu şu anda yanlış olduğunu gördük. Ve bir sonraki sorumuza geldik. Diyoruz ki arkadaşlar hemen alalım. Dinler tarihi. Hristiyanlıkta bu sakramentler aşağıdakilerin hangisine doğru sıralamıştır? Hazreti İsa'nın Çarmıha gerilmeden önce havarilerle yediği son akşam yemeği anısına anısı yerine getirilen. Demişti ki Evharistya. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme hadisesinden 3 gün sonra dirilmesini el alan. Paskal ya canar. Evet ne demiştik canar? Evet ne demiştik? Hazreti İsa yerin dibinde ne yapıldı? Canar çıkartıldı paspal. Evet böyle toprak renginde canar. Bir insanı toprağın altına koyarsanız tekrar çıkartırsanız. Böyle paspal gibi olur değil mi? Evet öyle düşünebilirsin canlar. Cuma günü çarmıha gerildi ve pazar günü canlar mezardan tekrar çıkartıldı. O onun anısına ne yapılır? E, Paskalya kutlanır. Hristiyan olan kişilere kutsal ruhun inayetinin verilmesini temsil eden konfirmasyon, inancı güçlendirme. Evet canlar ve aşık olduğunu gördük canlar. Bir sonrasına geçtik ve diyoruz ki canlar tamam. Evet e, yeni çağ dini hareketleri arasındaki bu akım aşağıdakilerden hangisi ne demiş canlar? Demiş ki uzak doğu kökenli olan ama Hristiyan öğeleri taşıyan bir dini akımdır. Kurucusu bakın Kuzey Kore doğumlu Suyun Muyung Moon evet San Muyung Moon olup resmi isimleri Birleşik Kilisedir tamam. Zaten aslında buradan da çıkıyor. Bunu kaldıracaktık unuttuk canlar. Evet Tanrı Adem ve Havva'yı evlenip çocuklar yetiştirerek Tanrı merkezi bir aile kurmalar için yaratmış. o açıdan en kısa sürede evlenmek önemli demiş. Güçlü bir misyonerlik anlayışına sahiptir. Bir cemaat üyesi en az 3 kişiyi kendi dinine sokmadan ve en az 3 yıl hizmet etmeden evlenemez. Aktif üyeler yılda 360 kez ev ziyareti ederek propaganda yapmak zorundadır. Dedik ki Moğonculuk şanlar. Bir sonrasına geldiniz ve diyoruz ki Yahudilerde Çardaklar Bayramı'dır. İsrailoğulların Mısır'dan çıktıktan sonra 40 yıl şöyle dolaşmaları anısına kutlanır. Toplam 8 günlük bir kutlama bayramıdır. Yahudilerin hangi önemli kutlama günüdür bu? Şanlar Sukut Bayramı olduğunu söylemiştik. Bir sonraki soruya geldiniz. Sırada eğitim sorular var. Evet, Demişti ki, buna göre Serhat Bey bu etkinlikte aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Dünkü ahlak bilgisi öğretmeni Serhat Bey öğrencilerin namazın içindeki rükünleri konusunu öğretirken daha önce öğrettiği abdest, istikbalı kıble, taharetten ceset gibi bilgileri öğrencilere hatırlatmış ve namazın dışındaki şartlarla içindeki rükün arasında ilişki kurmuştur. Cevap ne demiştik canlar? Evet, bilinenden bilinmeyene hareket etme demiştik canlar. Evet, bir diğeri geldiniz. Ve diyoruz ki canlar şöyle güzel bir soru yine. Evet buna göre Rıfat öğretmen aşıdaki öğrenme öğretme yaklaşım yöntem ve tekniklerden hangisini kullanmaktadır canlar? Evet. Numatif lisesine göre yapan Rıfat öğretmen bir gazete haberiyle derse başlar. Haberde Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 hastalık oranının %20 olduğu bu nedenle ciddi bir sağlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınabileceğini ancak gerekli tedbirler alınırsa çaresiz de olunmadığı ifadesi, ifade edilmekte. Daha sonra öğretmen alınacak, alınabilecek, alınabilecek tedbirlerle ilgili öneriler öğretmenler için sınıfı gruplara ayırmış. Evet bu yöntem ve tekniklerden hangisini kullanmıştır Canan? Örnek olay sınıfa ne yapıldı? Güncel bir olay getirildi ve problemler çözmeye baş, çözülmeye başlandı. Bu soru sürekli karşınıza çıkar ve gerçek sınavda da banko %100 gelir. Bilişsel alanın e, davranış basamaklarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Dünkü türk ahlak bilgisi öğretmeni Sümeyye Hanım. 12. sınıf öğrencilerine Hint dinleri konusunu anlattıktan sonra bilgilerini test etmek amacıyla bilgisel alan ve basamaklarına uygun geri dönüt almak istemiştir. Hangisi yanlıştır? Bilgi kısmında tanımlama var, evet. Kavrama kısmında tablo yapma var, evet. Uygulama kısmında formül kullanma var, evet. Analiz kısmında şiir yazma değil canlar. Bu şiir yazma hangi kısımdaydı canlar? Sentez düzeyinde değerlendirme kısmında karşılaştırma yapabilmek var canlar, evet. eş Şu anda değişik olduğunu gördük canlar. Evet geldiniz bir diğeri. Aştakırdansı dersinde işbirlikçi öğrenmeyi kullanmak isteyen bir öğretmenin yapması gerekenlerden biri değildir canlar. Grup adına sözcülük yapacak birileri belirlemek. Canlar, işbirlikçi öğrenmede asla başkan yoktur. Bakın, böyle belirlenmiş bir başkan yoktur. Çünkü başkanlık görevini sırasıyla aralarında dönüşümlü yapmaktır canlar. O, o açıdan lider yok evet. Bu yanlış şu anda bireyin başarısının grup başarısına bağlı olduğunu öğretmek, farklı özellikteki öğrencileri bir araya getirmek, öğrencilerin birbirine, birbirine öğretmesini teşvik etmek, grup içi yarışma ortamını ortadan kaldırmak. Yarışma da yoktur canlar, rekabet ortamı yoktur işbirlikçide. Bir diğeri grup içinde yok ama gruplar arası var. <laughs> Fatma Hanım'ın öğrenme öğretme etkinliklerine belirlediği amaçlara ulaşmak için kullanması gereken öğretim yöntemi aşağıdaki hangisidir? Dün kültür ve ahlak öğretmeni Fatma Hanım ahirete iman ünitesini öğretirken öğrenme öğretme etkinliklerinde daha önceden görev verdiği 3 öğrencisinin konuya ilişkin hazırlık yapmalarını bakın 3 öğrenci elde ettikleri bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarına aktarmalarını ve derinlemesine bilgi sahibi olmalarını amaçlamış. Sınıfta diğer öğrenciler ise izleyici olarak kalan öğrencilerin soru sormalarını, sorularına cevap almalarını ve etkili öğrenmeleri gerçekleştirmelerini istemiştir. İşte bu öğrenme öğretme etkinliklerine Fatma Hanım'ın belirlediği amaçlara ulaşmak için kullanması gereken öğretim yöntemi hangisi Canat? Biz buna ne dedik canlar? Dedi ki panel. Evet panel kısmına girmekte canlar. Bilginiz olsun. Bir sonrasına geçtiniz ve diyoruz ki bir imam hatip de meslek dersleri öğretmeni 11. sınıf öğrencilerine hitabet dersinde cuma namazı uygulaması becerisini yaptırmak için her hafta camilerde namaz kıldırma ve hutbe okuma uygulaması yaptırmak istemekte. Buna göre bu öğretmen bu uygulama becerisini kazandırmayı amaçlarken hangi öğretim yöntemi tekniklerini sırasıyla tercih etmelidir? Önce öğrencilerine slide izletirerek öğretmiştir canlar. Evet slide izletmek. Hangi gruba girer Canlar? Evet Canlar. Evet. Slide ıı, izlettirerek dediği için hangi gruba girer Canlar? Evet. Anlatım. Evet. Ya A, ya E. Sonra tüm sınıfı bu beceriyi öğretmeyi, sonra tüm sınıfa bu beceriyi öğretmeyi denemiştir Canlar. Evet. Ne demiştik Canlar? Gösteri. Evet. Gösteri Canlar. Evet. Artı öğrettikten sonra bu meslek uygulamasını geliştirmeyi istemekte bakın. Ne yaptı? Her öğrenciye Canlar mikro öğretimle ne yapmış? Ona uygulama yaptırmıştır. O mesleği kavratmıştır canlar. Küçük küçük gruplar, gruplar halinde canlar. Evet cevabın eşlik olduğunu gördük. Bakın mikro öğretimde genellikle öğretmen adayları vardır. İşte imam adayları vardır canlar. Bakın onları ne yaptı? Meslek uygulamasını öğretmeye çalışmıştır canlar. Bir sonrasına geldiniz ve diyoruz ki. Evet. Bir diğeri buna göre Osman öğretmenin dersinde yaralandığı öğretim yolu. Aşağıdakilerden hangisidir demiş ki Canat şöyle bir sorumuz var. İlköğretim ağırlaması dersinde Osman öğretmen ilkokul 4. sınıf öğrencilere Hazreti Muhammed'in doğumu, çocukluk ve gençlik yılanı özetler. Hedef kazanımını işlerken köşelenme tekniğini uygulayarak onların bu konu hakkında bol bol düzenleme yaptıklarını görür. Öğrencilerin Hazreti Muhammed'in doğum, çocukluk ve gençliği hakkında hangi dönemi seçeceğine gerekçe hazırlarken ise ne zaman konuşacağına, ne zaman dinleyeceğine, örnek verip vermeyeceğine, soru sorup sormayacağına yardım isteyip istemeyeceğine, istiyorsa kimden isteyeceğine kendileri karar verir. Öğretmen sadece öğrenciler amacın dışına çıktıkları zaman ya da yardıma gereksinim duydukları zaman devreye girer. Canlar biz buna aktif öğrenme diyoruz canlar. Evet aktif öğrenme unutulmasın canlar. Evet çünkü öğrenciler kendi başına ne yapmışlar, hareket etmişler. Bir sonrasına geldiniz. Dünkü kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Allah'ın sıfatları konusunu işlerken çok zeka uygulamalarını kullanır. Buna göre öğretmenin bu becerileri öğrencilerine kazandırmak için kullanacağı en uygun öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Demiş ki Allah'ın sıfatlarını işlerken öğrencilerin görüş farklılıklarını görmek, birbirlerinin görüşlerine saygılı olmayı amaçlama istemekte. Görüş farklılıkların canlar hangisi uygun canat? Evet görüş farklılık konuşma halkası uygun değil mi? Evet uygun kalsın. Sıfatları analiz ederek anlamalarını istemiştir canlar. Analitik düşünme evet. Öğrencilerde yanal yani lateral düşünme becerisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Altı şapka ve beş seçeneği olduğunu gördük canlar. Bir sonrasına geldik ve diyoruz ki evet bir sonrasına geldik. Evet bunu evet tamamdır. Temel dini bilgiler dersi öğretim programında yer alan bu kazanımlardan hangi yer? Bilişsel alanla ilgili canlar. Bilgiyi sormuş. Bilişsel, duyusal ve psikomotor zaten. Üç tane yönümüz vardı alanımız. İbadetleri yapmaya istekli olur bakın. E Canar istek de derken hangisi aklımıza gelecekti Canar? Duysal geçtik. Ramazan ayı ve orucun dindeki yerini ayet ve hadislerle örneklendirir. Bakın bilgi direkt ben hangisi olur? Bu uygun tamam. İnançla ibadet arasındaki ilişki yorumlar. Evet karşılaştırma yorumlama var değerlendirme. Abdest boy abdesti ve temimin alınışını açıklar bakın. Canar gösterir uygulama yaptırır değil Bakın açıklar sadece bilgi boyutuyla söylüyor bunu. Ve 2, 3, 4 nerede canlar? Evet D seçeneğinde olduğunu gördük canlar. Evet bu şekilde karşımıza çıktı. Bak abdest, boy abdesti ve temimin alınışını açıklıyor ya konuşuyor konuşuyor. Nasıl alınır diye söylemiyor canlar. Psikomotorasi götürmesin. Evet canlar anlaşıldı mı canlar? Evet ağzıyla açıklamışsa canlar bilgi. Ama oturup da bizzat size abdestin nasıl alınacağını gösteriyorsa... Psikomotor olur canlar. Geldiniz bir diğeri canlar hemen aldık ve diyoruz ki Mehmet öğretmen evet bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır demiş. Mehmet öğretmen sınıfa getirdiği bir metinde 13 yaşına madde bağımlısı olan bir gencin hikayesini anlatmış. Daha sonra öğrencilerden kendilerini hikayedeki gencin yerine koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını sınıfla paylaşmalarını ister. Öğretmen bu etkinlikte aşıdaki yönteme tekniklerden hangisini uygulamıştır canlar? Ve ne diyor canlar? Dedikodu olmaz, köşeleme olmaz, aktarım olmaz, şemer tartışması olmaz. Konuşma halkası. Konuşma halkasında ne vardır canlar? Kendinizi karşıdakinin kişinin yerine koyuyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? O duyguları yaşıyorsunuz ve konuşuyorsunuz. buna göre öğretmenin kullandığı tartışma tekniği aşı, aşırıdakilerden hangisi Canlar? Evet, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 11. sınıfta insan ve kaderle ilgili olarak anlaşılması zor bir metni tartışmalarını ve anlaşılır hale getirip çözümler üretmelerini istemiş bakın. Çok çok önemli. Zor bir metni bakın tartışıyorsunuz. Ve onu anlaşılıp anlaşılır hale getir çözüm üretmenizi istemiştir. Öğrenciler metin üzerinden tartışırken sürece hem başkanlık etmiş hem de öğrencilere düşünmeye yönelecekleri sorular yönetmiştir. Böylelikle insan ve kaderiyle ilgili metin çözümlenmiştir canlar. Buna göre öğretmenin kullandığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisi? Forum olmaz canlar. Evet Sokratik tartışma kalsın. Panel ka geçin konferans geçin. Sokratik, Sokrat semineri mi? Sokratik tartışma mı canlar? Evet biz buna ne diyoruz canlar? Sokrat semineri. Evet. Sokrat semineri. Evet metin varsa o metin de zor bir metinse canlar. Ne yapıyorsunuz onun üzerinde canlar? İyice. Evet cevap anahtarı B söylemişti değil mi? Evet cevap anahtarı muhtemelen herhalde beydi Ama cevap anahtarı canlar eşlikli olacak. Bilginiz olsun. Sokrat semineri diyorsunuz. Zor bir metni çözümlemek demek canlar. Evet canlar. Şöyle. Sokratik tartışmada şu var, yani ironi yapıyorsunuz. Böyle karşıdaki kişiyi hani bazen diyorsunuz ya ben bu konuyu çok iyi, çok çok iyi biliyorum. Ve adam size böyle birkaç soru soruyor. Siz de onları cevaplayamıyorsunuz canlar. Siz e, anlamadığınızı anlıyorsunuz, bilmediğinizi hissediyorsunuz. Ona biz ironi yapma diyoruz canlar, alayısı. Evet, e, böyle sokratik tartışmada canlar. Karşıdaki kendisine çok güvenir. Ben iyi bilirim der bu derse. Ama siz birkaç soru sorduğunuzda aslında bilmediğini hissetmiştir. Ve daha da iyi çalışması gerektiğini anlamıştır canlar. Evet anlaşıldı mı canlar? Sokratik tartışmayla Sokrat seminerini anlayabildiniz mi canlar? Evet canlar. Unutmayın canlar bakın seminer derken Sokrat, Sokrat. Evet buradan bir metin vardır bakın. Me, metin vardır. Metnin içerisinde zor bir parça vardır. O parçayı anlamaya çalışıyorsunuz canlar o metni çözümlemeye çalışıyorsunuz canlar. Evet aslında mesela bazen biz e, ders işlerken kitap dili ağır olduğu için bazen onu aynısını ben de size yapıyorum. Ne yapıyorum? Kitabı yansıtıyorum böyle. O cümleleri ne yapıyorum? Tek tek analiz ediyorum. Tek tek şerh ediyorum canlar size. Kısacası Sokrates seminerinde bakın metin, metin ne yapılır? Canlar analiz edilir. Evet geldiniz bir diğeri hemen aldınız. ve evet, canlar. Evet aldık bir sonrakine geldiniz ve diyoruz ki Özellikleri verilen öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni aile konusunu işledikten sonra öğrencilerin gruplar halinde çalışarak ürünler ortaya koymalarını amaçladı. Bu teknikte her grup yaratıcılık ve hayal gücünü ortaya koyarak bir önceki grubun yarım bıraktığı çalışmayı daha ileri götürmeyi amaçlamak. Ondan dolayı bu ne olur canlar? İstasyon olmaz mı? Olur. Aslında her sınava girin ya istasyon ya kartopu ya beyin fırtınası yüzde Bu üçünden birini sürekli ÖSM Döndürüp dolaştırıyor, bir daha soruyor. Aşağıdakiler hangisi kavram haritaları? Banko yüzde yüz bakın kavram haritaları canlar yüzde yüz karşınıza çıkacak canlar kavram haritalarının kullanım amaçlarına bir tanesi nedir? Kavramları somutlaştırmak için var canlar farklı görüşleri ortaya koymak için var canlar evet var mı ve farklı görüşleri ortaya koymak için yoktur canlar sadece kavramlar arası ilişkileri e, tespit etmek vardır. Ölçme değerlendirme yapılır canlar. Artık kavram, çünkü dersin sonucunda ne yapabilirsiniz? Kavram haritaları oluşturup ölçme değerlendirme çocuklara yaptırabilirsiniz. Kavram yanılgılarını tespit etme ve gidermede de dersin başında ne yapılır? Ee, aktarılır tahtaya. Analitik düşünme var mı? Var canlar. Evet demek ki B seçeneği olduğunu gördük canlar. Evet. Ölçme için yapılabilir mi? Evet. Ölçmede yapılabilir. En son daha kavram haritasını tahtaya yansıtırsın. Ne yaparsın? Çocuklara diyelim ki işte katı sıvı gazı da ne yapabilirsiniz. Üzerinde anlatabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz evet. Yapılır, soru sorulur canlar. Artı bir diğeri 74'e geldiniz canlar. Evet. Yukarıda söz edilen teknik aşağıdakilerden hangisidir canlar? Matematik Lisesi meslek dersi öğretmeni, fıkıh dersine namaz konusu işledikten sonra öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek ve öğrenme eksikliklerini ortaya çıkarmak için kullanılan bu teknikte öğrenciler o konuyla ilgili öğrendiklerini maddeler halinde ka kağıda sırlar ve sınıf duvarına asar. Her öğrenci eline kalem alır, kendisinin öğrenemeyip arkadaşının öğrendiği maddenin yanına işaret koyar. Kağıtlar toplanarak değerlendirme yapılır. Yukarıda söz edilen teknik aşağıdakilerden hangisi canlar? Biz buna ne diyoruz canlar? Öğrenme galerisi. Evet, öğrenme galerisi canlar ne yapılır? Bu şekilde karşımıza çıktı bakın. Hemen aldık canlar şöyle. Öğrenme galerisini size geçmişte sordu. Bilginiz olsun. Canlar ÖSYM'e sordu. 2019 yılında sonra öğrenme galerisini. Tekrar bu diğerlerde işte Rulman'ı ileride göreceğiz canlar. Geçen sene size Rulman'ı sordular. İstasyon zaten banko e, her yerde karşımıza çıkacak canlar. <laughs> Burada vızıltı mı demiş? Hayır hayır vızıltı değil ya. Cevap anahtarı vızıltı değil ya. Cevap anahtarı öğrenme. Yani vızıltı nereden çıktı? Evet. Cevap anahtarı evet. Şu, doğru diyen cevap anahtarı. Bir diğeri şu soruya geldiniz. Belki burada da zorlanmış olabilirsiniz canlar. Evet, aldınız. Hatip lisesinde bir öğretmen İslam tarihinde Mekke ve Medine dönemi konusunu işledikten sonra öğrencine bazı sorular sorarak bilgilerini ölçmek ister. Buna göre sorulan soruların hangisine öğretmen öğrenciyi daha üst düzeyde bir kazanıma ulaştırmayı amaçlamıştır? Evet. Mekke Medine'den daha önce İslam ile tanışmasına rağmen neden İslam'ı kabul etmemiştir? Evet. Kalsın. Mekke ve Medine'nin sosyal yönden birbirinden farklı ve benzer yönleri nelerdir canlar? Evet. Bu farklı ve benzer yönleri hangisi olur canlar? Analiz olmaz mı? Analiz canlar değil mi? Evet. Geldiniz bir diğeri. Medine'de hicretten sonra İslam'ın yayılması için izlenen yollar nelerdir? Evet. Canlar. Evet. Geldiniz. Evet. Mekke müşriklerinin İslam'ı kabul etmeme sebepleri neler olabilir? Bakın. Sebep sonuç hangi maddede anlatılırdı? Hangi basamakta sebep sonuç? Evet sebepleri nelerdir canlar? Evet hemen geldiniz. Bir diğeri Mekke ve Medine arasında coğrafi yönden nasıl bir ilişki vardır? Karşılaştırma canlar. Evet karşılaştırma olur. Evet Mekke ve Medine arasında coğrafi yönden nasıl bir ilişki vardır canlar? Hemen o zaman canlar B, C, D olmaz. Evet. Amı em mi canlar? Doğru cevap. Evet. Amı olur, em olur canlar. Evet. Mekke ve Mekke Medine'den daha önce İslam ile tanışmasına rağmen neden İslam'ı kabul etmemiştir? Evet. Daha geniş ve canlar yorum gerektiren bir kısım. Ancak bu sadece coğrafi yönden nasıl bir ilişki vardı? Tek bir yönden değerlendirme yapıyorsunuz. Bunu birçok yönden değerlendirme yapmaktasınız canlar. Evet. Bu şekilde karşımıza çıktı canlar. Hemen diyoruz ki burada dersimiz sonlandı ve e, sizlere başarılar diliyorum canlar. Hayırlı çalışmalar, hayırlı günler. Kolay gelsin canlar. Evet. Evet. Ha, evet. Şimdi A şıkkını alalım canlar. Evet. Ne demiş A Ahmet Tanşu Yorum yapmak kavrama düzeyi. Hangisini sordun canlar? Evet. Yorum yapmak Mekke Medine'den daha önce ile tanışmasına rağmen neden İslam'ı kabul etmemiştir? Evet. Ahmet Tanşu hangisine? Evet. Analiz daha üst demiş. Evet. Evet cevap hangisi olur? Evet. Basamaklara göre gidelim. Basamaklara göre alalım. Mekke Medine'den daha önce İslam ile tanışmasına rağmen neden İslam'ı kabul etmemiştir? Evet. Evet hangisi olur? İlan ikinci demiş B ya da A. Evet. B ya da A olur demiş. Çünkü diye başlanacak. Değerlendirme mi hocam aşkçı? Evet. Mekke, Medine'den daha önce İslam ile tanışmasına rağmen neden İslam'ı kabul etmemiştir? Evet. Neden? Evet. E ile arasında kalmıştım, A yaptım demiş. Evet. Canlar, işte bu e, baktığınız zaman neden İslam'ı kabul etmemiştir? Evet. İslam'ı kabul etmeme gerekçesi yorum. Evet. Yorum sorusu yani. Neden İslam'ı kabul etmemiş? Düşündürmeyi gerektirir Canat. Neden? Özellikle e, sormuş. Yani neden İslam'ı kabul etmemiştir? canlar sebep. Evet. Canlar. Sebep olmaz mı? Sebepler hangi kısımda yer alırdı? Bakın. Mekke, Medine'den daha önce İslam ile tanışmasına rağmen neden? İslam'ı kabul etmemiştir. Bir sebep ortaya koyuyorsunuz. Evet. Evet. Ee, sebep hangi kısımda yer alırdı? Sebepleri söylemek. Sebep ise A ile D de aynı demiş. Evet. Evet. Sebep hangi basamakta yer alır Sebepleri söyleme. Şu sebepten dolayı diye söylüyorsunuz mesela. Evet. O zaman kavrama. Evet kavrama tamam. Mekke ve Medine'nin sosyal yönden birbirinden farklı ve benzer yönler nelerdir? Analiz diyorsunuz. Medine'de canlar var? Medine'de hicretten sonra İslam'ın yayılması için izlenen yollar nelerdir? Canlar yine belirli maddeleri söylüyorsunuz canlar. Evet. E, şıkkında Mekke ve Medine arasında coğrafi yönden nasıl bir ilişki var? Nasıl? Evet. Nasıl sorusunun cevabı hangisi cevap verir? Evet, nasıl bir ilişki var? Nasıl bir ilişki var? Evet. Karşılaştırma diyor. Mekke ve Medine arasında coğrafi yönden nasıl bir ilişki vardır diyor. Nasıl? Karşılaştırma var. Evet, karşılaştırma var burada. Evet, baktığınız zaman şu anda evet karşılaştırma olduğunu gördük buraya. Karşılaştırma olduğu olan yerde analiz diyorsunuz, analiz diyorsunuz. Evet, canlar ee, yine sebepler neler olabilir? Kabul etmeme sebepleri, nedenleri, sebep, neden. Bakın nedenleri yine aynı. Evet, şöyle cevap şey burada aşık olur. Evet aşık olur. Çünkü üst düzey değerlendirme burada var. Yani bakın İslam ile tanışmasına rağmen neden İslam'ı kabul etmemiştir diyor ya. Evet. Evet. Bu şekilde bir soru karşımıza çıktı. Aile aynı sonuca varıyor. İslam'ı kabul etmeme sebebini soruyor ikisinde de. Evet. Bu soruda bir sıkıntı var gibi. Petül Palta demiş. Evet, bu soruya o zaman şöyle yapın, bu soruyu alın, ee, iyice kurcalayın, tek tek bunu tekrar sizlere ben e, çözeceğim. Evet, bu soruyu şu anda bakalım, yani biraz al e, daha gene zaten daha hangisine daha üst düzeyde diyor bakın, yani diğerlerine birbirine yakın. Evet, yani yorum olduğu için e, neden İslamı kabul etmemiştir? Yani siz hem kendi Diğer bilgilerinizi de kattığınız için e, yorum gerektirdiği için üst düzey. Ama bunlarda sebep var bakın. Sebep. Artı belirli yollar var. E, analiz ve kavrama düzeyi. Evet. Analiz ve kavrama düzeyi. Evet.